Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diyeyim hadi. Çok alışık değilim, bana genelde iyi yayınlar denilir ama yani nereden? Evet. Çok teşekkür etmek istiyoruz öncelikle size. Bizi kırmadığınız ve davetimizi kabul ettiğiniz için çok sağ olun. Yani gençlere bir faydamız olacaksa seve seve. Muhakkak olacak. Çok yoğun bir tempoda çalıştığınızı da biliyoruz. Buna rağmen bize vakit ayırdınız. Tekrar teşekkürler. Hatta tek izin gününüzü de bize vakit ayırmış oldunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz size. Tabii. Zaten ben de bu sakallı durumumdan dolayı özür dileyim herkesten. İşte senin de söylediğin gibi tek izin günüm maalesef. Onu da işte bugün bu şekilde karşınıza çıkmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Yok, hiç öyle görünmüyor. Gayet iyi görünüyorsunuz. Buradaki amacımız tabii ki öğrencilerimizle sizin gibi alanında deneyimli ve uzman gazetecileri, kişileri ya da medya sektörü çalışanlarını bir araya getirmek ve onlara ilk elden sektör hakkında, gazetecilik mesleği hakkında merak ettiklerini, sormak istediklerini sorabilecekleri de bir platform oluşturmak. Bu anlamda az önce söylediğim gibi sizin deneyimlerinizin de öğrencilerimiz açısından çok faydalı, çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu arada söyleşimize başlamadan önce yayınımızın Yobu TV üzerinden ve üniversitemizin Uzaktan Eğitim Merkezi UZEM'inde YouTube sayfasından canlı olarak yayınlandığını hatırlatmak isterim. Soru sormak isteyen öğrenci arkadaşlarımız ve de tüm konuklarımız sorularını Yobu TV üzerinden sorabilecekler. Sağ altta görecekleri soru sor butonuna tıklayarak sorularını iletebilirler. Söyleşi boyunca iletebilirler. Buradan ben görüntülü olacağım sorularını. Bu anlamda bize söyleşimizi gerçekleştirmek için teknik destek veren tüm UZAM yetkililerine ve çalışanlarına da ayrıca kariyer merkezi yöneticilerine de teşekkür etmek istiyorum. Ve bundan sonra kariyer söyleşilerimizin de iletişim sektöründen farklı alanlarda çok önemli isimlerle farklı hocalarımızın moderatörlüğünde devam edeceğini de yine öğrenci arkadaşlarımıza duyurmuş olalım. Bunların tarihleri kesinleştiğinde sizinle paylaşacağız. Şimdi öncelikle sizinle başlamak istiyoruz Salim Bey. Mesleğe ne zaman, nasıl adım attınız? Bu görevinize gelene kadar gazeteciliğin hangi kademelerinde çalıştınız? Hep hayalinizde olan bir meslek miydi gazetecilik? Yoksa hani bazen tesadüfler de yönlendirebilir hayatımızı. Böyle bir şey miydi? Sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz. Tamamen Buyurun. tamamen aslında çok güzel özetledin. Tesadüflerin yönlendirmesiyle oldu. Tesadüfler buraya kadar getirdi. Arkadaşlardan ricam benim anlatacaklarımı, yani ben dostane bir şekilde, yani dost sohbeti diye düşünerek her şeyi açık açık anlatacağım ama arkadaşlardan ricam beni kendilerine çok fazla örnek almasınlar. Çünkü yani benim durumum birincisi dönemin şartları öyleydi. Onu değerlendirmek lazım. Dönemin şartlarına göre değerlendirmek lazım. İkincisi de yani bugün böyle bir şey ki ben girdikten sonra bile yani kendim gibi başka birisiyle de çok karşılaşmadım açıkçası. Hani belki İstanbul'da, İzmir'de çalışan arkadaşlarım arasında vardır bilmiyorum ama Ankara'da en azından 97 yılından beri ben böyle bir şey görmedim. Şöyle özetleyeyim. Üniversitede öğrenciyken yerel bir radyo kanalı. Bu arada Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Yine çok fazla arkadaş belki laf edecektir şimdi ama çünkü yıllarca bu serzenişi duydum ben. Hani sizin yüzünüzden biz kendi mesleğimizi yapamıyoruz yönündeki serzenişi çok duyduğum için özellikle de vurgulamak istediğim İktisat mezunuyum diye. İletişim Fakültesi okumadım. İletişim Fakültesi'nin varlığından dahi haberdar değildim açık söyleyeyim. Yani ben çünkü sözel okumadım. Hatta önce sonra matematiğe döndüm. Bizim zamanımızda öyleydi. Şu an hala böyle mi? Üniversiteye giriş sınavları nasıl gerçekten bilmiyorum. Çok yakından takip etmiyorum ben, yani çoluğumuz çocuğumuz olmadığı için de. Ama fenciydim. Sonrasında matematiğe döndüm. Yani bizim zamanımızda iletişim fakülteleri sosyalle alırdı, Türkçe ile alırdı ağırlıklı olarak. Sözel deniyordu zamanımızda. Doğal olarak hani benim o taraflarda çok böyle bir ilgim olmadığı için iletişim fakültesinin varlığından gerçekten haberdar değildim. Sonrasında matematiğe geçtiğim için yapabileceğim belli başlı 3-5 meslek vardı. Bunlar işte iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi gibi. Hepsi hemen hemen aynı dal altında yer alan bilimlerdi. Bunlara ancak yapabilirim diye düşünüp öyle bir işte Karadeniz Teknik Üniversitesi o zaman denk geldi. Oraya gittim Trabzon'a okumaya. Birinci sınıftaki bir arkadaşım ismi Hakan mıydı? Gökhan, affedersiniz Gökhan. Gökhan diye bir arkadaşım o zaman radyoda çalışıyordu Trabzon'da. Trabzon Radyo T ismini de hatırlıyorum. Yerel bir kanaldı.
Orada çalışıyordu. Tutturdu yani işte beraber program yapalım. Senin ağzın laf yapıyor. Yok işte sesin güzel. Yok şöyle yok böyle falan. Ben de dedim ki ya arkadaş ben Ankara'dan geliyorum. Hani öyle dediğin gibi yok sesin güzel bilmem ne falan gibi bir durum olsa orada keşfetmediler de sana mı kaldı beni keşfetmek yani. Uzunca bir süre ayarladım. Çünkü yapabileceğimi düşünmüyordum. Sonra neyse öyle güzel olur, şöyle olur, beraber oluruz bilmem ne falan filan derken ikna etti beni. Birinci sınıfın ikinci dönemi başlangıcı yani daha okula başladığımızın beşinci, altıncı ayı falan herhalde. Radyoda ben başladım Gökhan'la birlikte. Ayrı program yaptırdılar bize bu arada. Orada bir altı ay program... Çok özür diliyorum, bölüyorum ama şöyle mesajlar geliyor da konuğun sesi çok az geliyor diye. Aslında ben sizi çok net duyuyorum. Aslında uzam yetkilimiz de burada herhalde bir onda da bir sıkıntı yok ama galiba izleyicilerimize biraz az benim ekstra yapmam gereken bir şey var mı bilmiyorum yani sesi biraz, açmak gibi ya da sesiniz daha sıksa biraz daha açabilirsiniz belki. Şuradan ama bu sizin sesiniz açıyor ben yine de açayım sondaymış zaten. Yüksek sesle konuşmaya çalışayım ama radyoda başladım. Sonrasında bir 6 ay kadar falan radyoculuk yaparken o dönem benle birlikte radyoda çalışan haber spikeri bir arkadaşım vardı Havva diye. O işte vesile oldu. Ya dedi böyle böyle Kuzey TV diye bir kanal var. Haber spikeri arıyorlar. Seni sordular bana. Düşünür müsün filan dedi. Dedim ya ben yani hayatımda haber okumuş değilim. Hani üniversite yılları işte şu an bizi izleyen arkadaşlar çok iyi anlayacaklardır ne demek istediğimi. Başka yerlerde. Daha ziyade işte üniversite ortamı, o eğlenceli günler falan filan diye düşünürken hiç öyle haberle filan iç içe bir insan değilim. Televizyon deseniz zaten o dönemlerde şimdiki gibi yani alabildiğine televizyon kanalı yok. Hiç içimden, aklımdan geçmemiş böyle bir şey. Hani bizim ekranla ilgili tek gördüğümüz şey o zaman küçük bir handikemi vardı rahmetli babamın. Handikemle kendi kendimize çekim yapardık el kamerasıyla. Tek gördüğümüz kamera oydu. Ya ben yapamam dedim böyle bir şeyi. Ya olurdu olmazdı falan derken dedim ne kadar para veriyor bunlar sorma sayı. Hani işi biraz daha böyle ne derler duygusal hale getirip ne kadar para veriyorlar diye sordum. Radyoda aldığım paranın 3 katını teklif ediyorlardı. Dedim tamam çok güzel ben her aygarda yaparım dedim bu işi. Ha dedim onlar razıysa ben yaparım tamam dedim. Sırf para için yani. Çünkü öğrencisin yani yaptığın bir iş yok. Alanım iktisat. İktisat okuyorum. Okulu bitirdikten sonraki bütün kariyerim iktisadi. Yani atıyorum işte Merkez Bankası'dır, hazinedir, dış ticaret müsteşarlığıdır. O tür bir yere kanalize olmak, onun üzerine bir gelecek kurgularken ya böyle de yan taraftan önce radyoculuk derken aa baktım 3 katı para veriyorlar televizyon olur mu? Olur tamam. Yani tek amacım para kazanmak o zamanlar. Televizyonda işe başladım. Haber spikeri olarak. O zaman da şöyle şu an eskiden Telsim'di şimdi ne oldu? Vodafone oldu. Vodafone'da aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyen bir ses vardır. Vodafone kullanıcı arkadaşlar bile ya da bir Vodafone numarasını aradığınız zaman birine ulaşamadığınız zaman işte aradığınız kişiye ulaşılamıyor falan filan diyen bir ses. O sesin sahibi işte. Onun ismi de Gökhan'dı. O arkadaş benden önce Kuzey TV'nin haber spikeri. Fakat o dönem İstanbul'a Kanal 7'ye transfer oluyor. Kanal 7'ye giderken de İstanbul'a giderken de buna soruyorlar yani hani yapabilecek birisi var mı? Bu da diyor ki yani tanımam ama Radyo T'de böyle böyle birisi var yani bir konuşun. Yani sesi mesi olabilir yapabilir gibi görünüyor falan. Eğer yapabileceğine ikna olursa işinize yarar diye beni tavsiye ediyor beni tanımadan. Ben sonrasında tanıştım Gökhan'la tabii ki. O da Ankaralıydı bu arada tesadüf. Ve o da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ama o başka bir bölümde mimarlık bölümünde okuyordu. Okulu bittikten sonra da işte Kanal 7'ye transfer olup gitti. Sonrasında da işi mesleği bıraktı. Bu işlere seslendirme işlerine falan yöneldi. O da başka bir mecra. O da güzel para kazandıran bir iş. Hani arkadaşlarım merak olursa belki diye şimdiden söylemiş olayım. Neyse sonra Gökhan'ın tavsiyesiyle ben tekrar Havva üzerinden. İşte onlar Havva'ya ulaşıyorlar. Havva bana soruyor. Ben olabilir falan diyorum. Sonra kanal yetkilileriyle görüşüyoruz. Ve evet söyledikleri parayı da vereceklerini taahhüt ettikleri için ben gidip orada işe başladım. Ama öğrenciyim. Daha birinci sınıfım yeni bitmek üzere. İkinci sınıfa başladığım zaman televizyonda artık başlamıştım işe. Üniversite yani hayatı bitene kadar işte 3 sene daha fakülte bitene kadar o kanalda çalıştım. Sonra okul bitmesine yakın o kanalın sahibi burada Ankara'da Kanal A vardı. Yeni kapandı. Belki bir yıl falan oldu tam hatırlamıyorum. Bölgesel bir kanaldı. Belki Ankara'da arkadaşlarınız bilir ya da bölgesel
kanal olduğu için Konya'da, Kayseri'de falan denk gelmiş olanlar bilir. Kanal A'nın, Kanal A'yı kurdular. Kuzey TV'nin patronları burada Kanal A'yı kurdular. Tam da benim okulu bitireceğim yıla denk geldi tesadüf. Ailem zaten Ankara'da. Ben zaten okul bittikten sonra Ankara'ya döneceğim. Trabzon'da kalmak gibi bir niyetim yok. O zamanlar teklif ediyor yöneticileri. Yani burada kal. İşte bir bankada çalışmak istiyorsan, hani mesleğini de yapmak istiyorsan yap. Gündüz bankada çalış. Gel akşam yine bizde haberleri sunmaya devam et şeklinde. Ama benim Trabzon'la ilgili hani ailem orada olsa belki düşünebilirdim bilmiyorum ama yani tek başıma Trabzon'da daha fazla, yani 4 senem geçmiş, daha da uzun süre geleceğimi orada devam ettirebilirim diye düşünmediğim için Ankara'ya gelmeyi zaten planlıyordum. Gelince burada işte Kanal A'da işe başladım doğal olarak. Yani hiç işsiz kalmadan direkt Kuzey TV'deki patronların burada Kanal A'yı kurdukları için burada yine haber spikeri olarak işe başladım. 2 seneye yakın yanılmıyorsam Kanal A'da haber spikeri yaptıktan sonra bir gün ya kanal içerisinde yönetimle ilgili başkaca sorunlar oldu. Ve ben dedim artık yani burada yapamayacağım. Benim zaten niyetim bu işi yapmak da değil. Böyle bir kariyer planım da yok. Yani habercilik gibi, televizyonculuk gibi bir kariyer planım da yok. Kariyer planım tek dediğim gibi işte baştan beri planlamam o yönde. Kendi mesleğimi yapacağım. Sonra o arada benim tabii burada Kanal A'da işe başladığımda 212 sigortam yapılmıştı. Basın kartım çıkmıştı. Basın kartım cebimdeyken tesadüf o dönem Show TV, arkadaşlarınız hatırlar mı bilmiyorum, Reha Muhtar isimli fenomen bir gazeteci vardı. Show TV'nin o zaman genel yayın yönetmeniydi. Gerçekten şeydi, hani televizyoncu şu an izlediğimiz mesela Kanal D'sinden ATV'sine, Fox'una, Star'ına, bütün prime time kanallarında izlediğimiz rating haberciliği dediğimiz şeyi aslında o ilk olarak Türkiye'de bizlere tanıtmış bir isimdi Reha Muhtar. O yüzden hani seveni vardır, sevmeyeni vardır, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, dalga geçeni vardır yayında yaptığı konuşmalardan, yayında yaptığı hareketlerden dolayı. Ama ne olursa olsun bir gerçektir ki şu an gördüğümüz prime time haberciliğini o dönemlerde Türkiye'de ilk uygulayan kişidir ve onun üzerine herkes de rating haberciliğini Reha Muhtar haberciliği üzerine kurgulamıştır. Reha Muhtar'la işte kısa bir dönem o zaman çalışma şansı oldu. Çünkü muhabir arıyorlardı. Bana teklif ettiler. Yani yine bir arkadaş, eş, dost falan tavsiyesiyle. Ya yapar mısın, eder misin falan. Ben dedim hayatımda muhabirlik yapmadım. Yani tamam haber okuyorum yıllardır ama sadece okuyorum. Yani karşımda bir cam var. Prompter. Derslerde görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Prompter'ın ne olduğunu biliyorsunuzdur. Prompter'dan akan bir yazı okuyorum ben. Hani orada geçen haber aklımda ne kadar kalırsa o kadar. Ya da bülten başlamadan işte 2 saat önce ben büroya gidiyorum. 2 saat öncesinde o haberlerle ilgili ne kadar bilgileniyorsam o kadar haberle ilişkin. Yani dedim haberi komple baştan itibaren takip edebilmek ya da o haberi yazabilmek ya da o haberi yazdıktan sonra yayına hazır hale getirebilmek bunlar dedim benim yapabileceğim şeyler değil. Öyle görüyorum dedim. Ama işte basın kartım var, bizim de basın kartlı adama ihtiyacımız var dediler. O dönem başbakanlık muhabirine ihtiyaçları var. Başbakanlık için de o zamanlar basın kartı şart koşuluyor. Şu an mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de öyle, Cumhurbaşkanlığı izleyeceksen Cumhurbaşkanlığında da öyle basın kartı şart koşulur Ankara muhabirleri için. O dönemlerde de işte çok fazla televizyon kanalı olmadığı için çok fazla basın kartlı çalışan da yok. Yani yapabilir miyim bilmiyorum dedim. Siz bana güveniyorsanız ben denerim şansımı. Hani bu işi de bilmeden girdim, bunu da bilmeden yaptım. Yine döndü dolandı konu, paraya geldi. Orada aldığım paranın biraz üstünde verdikleri için tamam dedim geliyorum ben. O zaman Show TV'de işe başladım. Ha şöyle bir şey dediler. İşte madem haber spikerisin senden perforelerde de faydalanalım. Ben perforenin ne olduğunu da arkadaşlarımız biliyordur diye tahmin ediyorum. Haber izlediğiniz haberdeki altta olan ses. Spikerin sunduğu bölüm değil de VTR'e girdikten sonra VTR'nin üzerindeki ses. O sesleri de sen oku o zaman dediler. İyi tamam dedim yani en azından habere biraz daha aşina olurum. Derken işte Show TV'de işe başladım. Sonrasında baktım muhabirlik daha keyifliymiş. Yani biz hep ekranın önündeydik. Ama dediğim başta az önce de söylediğim gibi akan bir yazı okuyorduk. Fakat bu sefer o akan yazının arka planında işin mutfağındasın. Sen hazırlıyorsun o akan yazıyı. Aa bir hoşuma gitti. Bir de o zamanlar daha hani yaşça gencim. Yani şöyle söyleyeyim, söylediğim yıllar 97, 98, 99 o yıllar. Yani benim 20'li yaşlarımın başı daha. Sokak daha çok hoşuma gitti açıkçası. Yani sokak muhabirliği yapmadım. Yani yaşam insan muhabirliği yapmadım. Ya da işte ne bileyim sağlık muhabirliği yapmadım. Eğitim muhabirliği yapmadım.
polis adliye muhabirliği yapmadım. Tek tük de olsa böyle ara ara görevlere gittiğim oldu ama hani benim sokaktan kastım, ben başbakanlık muhabiri olarak başlamıştım işe. Ki şu an mesela başbakanlık kalmadı ama cumhurbaşkanlığı muhabirliği yapabilmek için öyle bende olduğu gibi hadi biz dışarıdan bir transfer yaptık, bu adam hiçbir şey bilmiyor ama biz buna öğreteceğiz, cumhurbaşkanlığı muhabiri yapacağız gibi bir şey söz konusu değil yani. Bu dönemler gerçekten hani o yılların şartlarında değerlendirilecek konular. O zamanlar ihtiyaç vardı yani. Hani başka bir adam bulabilseler zaten bana gelmezlerdi. Adam bulamadıkları için yani. Yoksa bugün böyle bir şey mümkün değil. Hani arkadaşlara o yüzden başta söyledim ben. Arkadaşlar sakın beni örnek almasınlar dediğim nokta buydu. Sonrasında işte başladım başbakanlık muhabiri olarak. O zaman rahmetli Bülent Ecevit başbakandı. Ana soldaya hükümeti vardı. İşte sonrasında hükümet değişikliği oldu. Bugün Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı, o zaman başbakan yardımcısıydı. Yine Anavatan, o zaman Anavatan Partisi diye bir parti hala var ama o zamanlar artık merkez sağın temsilcisi olan partilerden biriydi. Mesut Yılmaz yine başbakan yardımcılığı yapıyordu. Anavatan Partisi Genel Başkanı'ydı aynı zamanda. Siyasilerle diyaloğum bir anda benim böyle yani şöyle, başbakanlığı izlerken başbakanlık muhabirliği demek o dönemlerde bakanlar kurulu olurdu. Bakanlar kurulunda da ne kadar siyasiyle ilişkiniz iyiyse içeriden o kadar iyi bilgi alabiliyordunuz. Benim de herhalde insani ilişkilerim biraz daha iyiydi demek ki. Ya da ne bileyim, karşıdaki insanlar sohbetimi belki de seviyorlardı ya da bir şekilde güveniyorlardı bana. Siyasilerle çok iyi ilişkiler kurmaya başladım bir anda. Bakanlar kurulunda zamanın haber kanallarının dahi, yani zaman zaman oluyordu bu, her zaman değil tabii ama öyle bir an geliyordu ki yani haber kanalı, o zaman NTV vardı, sonrasında CNN daha yeni açılmak üzereydi. Onların dahi ulaşamadığı bazı bilgilere ben prime time muhabiri olarak, yani Show TV'nin muhabiri olarak ulaşabiliyordum. Ha şöyle, Show TV benim ulaştığım bilgiye itibar etmiyordu. Neden? Çünkü Show TV daha ziyade show business, hani bir ad üzerinde Show TV zaten. İşte Reha Muhtar haberciliği dediğim şey. Rating haberleri istiyordu. Siyasi haberler daha kısa oluyordu. Bununla ilgili yani bilmiyorum, hani böyle konu çok uzar, belki şimdi girmek istemiyorum ama apayrı bir konu bile yapılabilir. Hani siyasi haberlerle yaşam insan haberleri ya da rating haberciliği arasında çok ciddi bir fark var. Doğal olarak yani benim siyaseti izlemem sadece bültenin ilk 6-7 dakikası, bilemediğiniz 8-10. Dakikasında bitiyordu. O süreye girecek bir haber yani 45-50 saniyelik, hadi hadi o gün çok çok önemli bir siyasi gündem olsun, 1-1,5 dakikalık bir haber ancak yapabiliyordum. Çok yine böyle önemli bir gün olduğunda, örneğin bir bakan istifa etti, herhangi bir şey oldu, hükümet krizi yaşandı. İşte 40 yılda bir canlı yayın, canlı yayına çıkacaksınız, 1 dakikada toparla derler. Ya 1 dakikada ben zaten bakanlar kurulundan 3 tane isim saysam ediyor 30 saniye. Geri kalan 30 saniyede ne anlatacağım ben? Hani o kadar değersizdi Reha Muhtar döneminde siyaset. Fakat işte yine de bir şekilde o dönem siyasilerle herhalde ilişkilerimiz iyi olduğu için iyi bir siyasi muhabir oluverdim bir anda. Sonrasında Show TV'de bir süre daha devam ettim. Derken benim Show TV'de o dönem Ankara temsilcim olan kişi ATV'nin genel yayın yönetmeni oldu. Yani İstanbul'da ATV haberin başındaki isim oldu bir anda. Fuat Uğur. Şu an yanılmıyorsam Türkiye Gazetesi'nde köşe yazıyor. TGRT TV'de de ara sıra programlarda görüyorum ama onu hani sabit yapıyor mu bilmiyorum. Kontrol etmek isterse arkadaşlar merak edip de, ismi Fuat Uğur'dur. O dönem o öyle bir teklifte bulundu. ATV'ye gelir misin diye. Ben de o zamanlarda şöyle bir durum var. ATV'nin eski ekibi Ali Kırca. Ali Kırca'yı tanırsınız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. O da yine Reha Muhtar gibi ya da rahmetli Mehmet Ali Birand gibi ya da Uğur Dündar gibi marka isimlerden biridir Ali Kırca. Ali Kırca o dönemlerde ATV'deydi ve ATV'den Show TV'ye ekip halinde transfer oldular. Yani ekip halinde derken Ankara haber müdürü, Ankara'da siyaseti izleyen iki tane muhabirleri, artı yaşam insan haberlerini izleyen, artı polis adliyeyi izleyen, yani bir büro olarak neredeyse Ankara büro komple, o dönem yanılmıyorsam 7 kişilerdi. 7 kişi komple Show TV'ye transfer oldu. O dönem Show TV'de çalışan bizler varız, bir 6 kişi de biz varız. Bir anda olduk 13 tane muhabir. Ve bu bir huzursuzluk yaratmaya başladı büro içerisinde. Yani mesela biz iki tane, ben o dönemlerde Show TV'de başbakanlık muhabirliği devam ederken bizim parlamento muhabirimiz Fehmi Çalmuk'tu. Fehmi Çalmuk görevden ayrıldı, işten ayrıldı. O işten ayrılınca parlamentoya birinin bakması lazım. Siyaseten arkadaşlar arasındaki en deneyimli ben göründüğüm için
daha doğrusu siyasilerle ilişkisi en iyi görünen ben olduğum için beni parlamentoya verdiler. Ben bir anda parlamento muhabiri oldum. Hiç olmayacak bir yaşta. Yani bakın bunların altını özellikle çiziyorum. Ben bir meclise gittiğim zaman bana en yakın yaşta olan parlamento muhabiri benden 15 yaş büyüktü. Yani ben o kadar genç yaşta parlamento muhabiri oldum. Parlamento muhabirliği de çok zordur. Şöyle en az 5 yıllık basın kartı taşıma şartı koşarlar parlamento muhabiri olabilmeniz için. Yani 212 demiyorum bakın. 212'nizi yapacaklar, sonra basın kartınızı alacaksınız. O basın kartını cebinizde en az 5 yıl taşıyacaksınız ki parlamento muhabiri olabilirsiniz. Öyle bir dönemde tesadüf işte Fehmi Çalmık işten ayrıldığı için, bana da güvendiği için o dönemki haber yöneticim beni parlamento muhabiri yaptı. Ve genç yaşta parlamento muhabiri oldum. Sonrasında işte Ali Kırca ekibi döndükten sonra şu an NTV'dedir Özgür Akbaş. Tanırsınız belki. NTV'nin parlamento muhabiri Özgür Akbaş. O dönem işte Ali Kırca ekibiyle Show TV'ye transfer olanlardandı. Ve benim de piyasadan arkadaşımdı normalde. Fakat biz Özgür'le bir anda böyle olduk. Yani aynı büronun içerisinde düşünün 7 tane onlar gelmiş, 6 tane de biz varız. Ve hemen hemen aynı işleri yapıyoruz hepimiz. Benim muadilim orada Özgür. Biz olduk mu 2 tane siyasi muhabiri Show TV'de? Bir gün Özgür meclise gidiyor, öbür gün ben gidiyorum. Yani haber müdürünün işi de zor. İkimiz de idare etmeye çalışıyor, küstürmemeye çalışıyor. Ama yani Özgür gidiyor, haber müdürünün odasına giriyor. O baş bir şeyler söylüyor, o onu gaza getiriyor. Ben o gün mesela büroda kalıyorum. Ertesi gün bu sefer ben aynısını yapıyorum. Ben gidiyorum haber müdürünün odaya, ya öyle olur mu, böyle olur mu falan. Biz Özgür'le bir anda böyle olacağız ve arkadaşız biz normalde. Sonra dedim bu iş böyle olmayacak. Yani ben bu Ali Kırca ekibiyle yapamayacağım. İş bakmaya başlıyorum. Sağa sola soruşturuyorum. Hani arkadaşlar böyle böyle açık olursa beni haberdar edin. Ben memnun değilim Show TV'de. Sonra tesadüf o dönem Fox TV'de yine bir arkadaşım var. Hala orada Umut Yertutan. Umut Yertutan o dönem İstanbul'dan sabah programı, şu an hafta sonu yapılan sabah programı var ya, İlker Karagöz'ün yaptığı. İlker de bu arada bizim eski stajyerimizdir. İlker Karagöz'ün yaptığı hafta sonu sabah bülteni için Umut'u çağırıyorlar İstanbul'a. Umut da diyor ki ben gelemem. Yani ailem burada, eşi gitmek istemiyor. Yeni evlenmişti o dönem. Çocuk bekliyorlar falan. Eşi İstanbul'a gitmek istemiyor. Umut da diyor ki ya ben gitmek istemiyorum İstanbul'a. En azından diyorlar geçici olarak gel. Ama geçici olarak gelirken Umut kabul ediyor. Tamam geçici olarak gitmeyi. Ama diyor geçici olarak gelirken yerine birisini söyle bize de. Hani siyaset orada boş kalmasın. O da bana sordu. Gelir misin bize Fox'a diye. Gelirim tabii canım. Dedim, niye gelmeyeyim ya? Ben zaten Show TV'de rahat değilim. Huzurlu değilim. Huzurlu olabileceğim her yere gelirim dedim. Para hiç önemli değil. O dönem Show TV'de aldığım paranın 1500 lira üzerine Fox TV'den bana teklif geldi. Çok güzel dedim. Tamam kabul ediyorum. Hiç şey yok. Hatta yönetime söyledim o zaman, Show TV İstanbul'daki haber yönetimine. Beni işten atacaklar. Tazminatımı da alacağım. Hem Show TV'de 8 yılım geçmiş. O 8 yılın tazminatını alacağım. Hem de üstüne 1500 lira maaşımı artırarak Fox TV'ye geçeceğim. Ballı kaymak. Oh dedim mis. Tam o dönemlerde işte Fuat Uğur ATV'nin genel yayın yönetmeni oldu. Aradı bir gün, dedi böyle böyle gelir misin? Yok abi dedim, gelemem, kusura bakmayın. Ben çünkü dedim Fox TV ile anlaştım. Olur mu öyle şey dedi, sen dedi bizim haber müdürümüz olacaksın. Yok dedim abi, ben haber müdürlüğü falan değil benim derdim. Ben dedim Fox TV ile güzel bir paraya anlaştım ve dedim oraya gidiyorum. Ya dedi parası tek derdin dedi, ben de aynı parayı vereceğim sana dedi. Gel dedi, sorun değil dedi. Olurdu olmazdı bilmem neydi falan filan derken o dönem yine bizim Show TV'de beraber çalıştığımız birkaç arkadaşı daha ikna etmiş Fuat Uğur. Onlar da benim çok üstüme geldiler. İşte gel beraber gidelim orada, işte şöyle güzel bir ortam yaparız, öyle olur böyle olur falan. Bir anda bir akşam işte yani iyi dedim, tamam hadi kabul ettim. Sonra hatta Fox TV'de o zaman Sedat Bozkurt'tu Ankara temsilcisi, bana teklifte bulunan kişi. Sedat abi'yi aradım, abi dedim böyle böyle kusura bakma dedim. Sedat abi çok bozuldu. Uzunca bir yani böyle bir 4-5 ay falan neredeyse yüzüme bakmadı yani. O kadar bozuldu. Çünkü yani her şey bana göre ayarlanmış. İstanbul'dan kadro çıkmış. Ben pazartesi günü normalde Fox TV'de işe başlayacakken cumartesi akşamı telefon açıyorum Sedat abiye. Abi kusura bakma ben gelemeyeceğim diyorum. Çok gerçekten onu da zor durumda bırakmıştım. Ha, sonrasında özür dilerim ama tabii ne kadar faydası oldu bilmiyorum. Sonrasında ATV'ye başladım. Bu dediğimde sene 2008. 2008'de ATV'ye başladım. Muhabir olarak başladım. Çünkü o dönem ATV'nin haber müdürü vardı. Özlem Akarsu diye. Hani Fuat Uğur beni haber müdürü olarak düşünüyor ama orada bir tane haber müdürü var. O varken yani onu işten çıkarmaları lazım ki beni ancak haber müdürü yapabilsinler.
Ben tekrar yine bildiğim işi, parlamento muhabirliğini yapmaya başladım. Fakat işte Fox TV'de aldığım parayı hani denkleştirebilmek açısından, Fox'un bana teklif ettiği parayı denkleştirebilmek açısından o zaman bana editör kadrosu verdiler. Yani ben editör kadrosuyla muhabirlik yapıyordum. İşim editörlük yapmak değildi, muhabirlik yapmaktı. Ama kadrom öyleydi. Sırf maaşım yüksek olsun diye. Sonra gel zaman git zaman işte mecliste yıllarca çalıştık. Derken o arada Ankara Büro'da haber müdürü değişimi oldu. İstanbul Büro'da genel yayın yönetmeni değişimi oldu. Beni ATV'ye çağıran Fuat Uğur görevden alındı. Yerine başka bir genel yayın yönetmeni geldi. Erdoğan Aktaş, tanıyanlar bilir belki. O da nerede şu an? Sözcü TV için falan konuşuluyordu ama Sözcü TV olmadı galiba. Nerede olduğunu bilmiyorum ama Erdoğan Aktaş, hani Google'dan yine arkadaşlar sorarlarsa onun mesleki kariyeri de merak ederler, ilgi çekerlerse bakabilirler. Erdoğan Aktaş o dönem bize genel yayın yönetmeni oldu. Derken işte yıllar geçti gitti falan filan. Büroda bir editöre ihtiyaç da doğdu. O zamanki haber müdürü telefon açtı, bir meclisteyim ben. Ya dedi, bizim zaten editöre ihtiyacımız var. Senin de kadron editör. Dışarıdan editör almaya ihtiyaç yok. Sen dedi bundan sonra büroda görev yap. Yok dedim, ben meclisi bırakmak istemiyorum. Çünkü çok rahatım mecliste. Meclis bir de hani başı başına güzel bir yer zaten. Çalışılabilecek en güzel yerlerden birisi. Ve mesleki anlamda da çok iyi tatmin ediyor beni. Dönmek istemiyordum büroya. Olurdu olmazdı falandı filandı derken ikna ettiler. Ben yine bu sefer büroya döndüm. Tesadüf o ki ben büroya döndükten bir ay sonra o haber müdürü de görevden alındı. Yani ben bir ay editörlük yaptım. Bir ay sonrasında haber müdürüm görevden alındı. Doğal olarak haber müdürlüğünü fiili olarak ben yürütmeye başladım. Fakat İstanbul'daki haber yönetimi beni daha yeni tanıdığı için, yani yöneticilik anlamında bu adam bu işi yapar mı yapamaz mı bilmem ne bilmedikleri için bana haber müdür yardımcısı diye bir kadro verdiler. Olmayan haber müdürünün yardımcısıydım. Haber müdürümüz yoktu. Fiili olarak haber müdürlüğünü ben yapıyordum ama kadrom haber müdür yardımcısıydı. Bir iki yılda, iki yıl olmadı galiba da, yani bir yıl biraz daha fazla haber müdür yardımcılığı yaptım. Sonrasında kaç senesiydi hatırlamıyorum. Yani bundan 6 sene öncesi falan galiba. Haber müdürü olarak başladım. Yani kadromu verdiler. Zaten yaptığım iş oydu. Hani işimde bir değişiklik olmadı. Sadece kadrom haber müdürü olmuş oldu. İşte yıllardır da, 6 yılda yakındır da haber müdürlüğü yapıyorum. Yani iş tamamen böyle, hani Türk filmlerinin biraz uzadı farkındayım ama her şeyi anlatmak istiyorum ki yani en azından özet olarak arkadaşlar çok da öyle şey düşünmesinler. Ya bu işi yapmak da çok kolay ya da piyasaya girmek de çok kolay diye düşünmesinler. Piyasaya girmek de gerçekten çok zor. Benimki tamamen hani böyle saçma sapan Türk filmleri izleriz ya. Hiç olmayacak şeyler olur. Araba çarpar, kör olur. Sonra araba bir daha çarpar, gözleri açılır birden. Onun gibi bir şey yani benim durum. Hani bir Türk filmi hikayesi gibi. O yüzden beni çok fazla örnek almayın kendinize ama böyle bir gelişim hikayesidir. İletişim fakültesi olmadığım halde İktisat fakültesi mezunu olarak bu işe nasıl girdiğimi de herhalde bir şekilde özetleyebilmişimdir. Tesadüfler yani. Başta Sertap hocanızın söylediği gibi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben de tam bu noktada bunu soracaktım aslında. Böyle gazetecilik dışarıdan özellikle gençler arasında, öğrenciler arasında hala çok revaçta olan bir meslek ve hep böyle çok hareketli, işte önemli kişilerle bir arada olmanın belki bir çekiciliği olabiliyor. Hani rutin bir iş değil gibi görünüyor. Kolay, eğlenceli bir meslek gibi görünüyor ama aslında bence çok zorlukları olan da bir meslek. Bir kere fiziksel olarak da çok sizi zorlayacak haberlere de gidebiliyorsunuz. Hani bu siyasi muhabirlikte olmayabiliyor belki ama yaşam muhabirliğinde örneğin. Ya da sizi duygusal olarak da çok zorlayabilecek haberler de yapmanız gerekebiliyor. Onun dışında farklı aşamalarında farklı zorluklarla da karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ben bu noktada bunu sormak istiyorum size. Hani en azından öğrencilerimiz ya da mezun olacak arkadaşlarımız kendilerini neye hazırlasınlar? Ne tür zorlukları var bu mesleğin? Siz mesela hangi aşamalarında daha çok spesifik olarak da böyle aklınızda kalan, yani çok zorlandığınız bir an ve çok zorlandığınız bir haber oldu mu şu ana kadar? Sorunun cevabına geçmeden önce arada hani çok güzel bir şey söyledin de benim az önce söylediğimi de destekleyecek bir şeydi aslında. Hani dedim ya ben belki siyasi muhabirlikle reyting haberciliğini birbirinden ayırıp ayrı bir şey yapmak gerekir diye. Onunla ilgili hani söylediğin çok denk geldi. Onunla başlayayım dilersen. Yani şimdi siyasi muhabirlik yaptığın zaman, yani işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndesin örneğin, parlamento muhabirsin ya da cumhurbaşkanlığı muhabirsin. Sabah gidiyorsun külliyeye, akşama kadar külliyedesin. Bazı arkadaşlar şöyle diyebiliyor mesela muhabirler kendi aralarında.
Ya oh ne güzel diyor. Ben de aynı parayı alıyorum. O da aynı parayı alıyor. Ama o akşama kadar klimalı ortamda Cumhurbaşkanıyla geziyor. Ya da gidiyor işte parlamentoda mis gibi yediği önünde yemediği arkasında işte halı sahası var. Restoranı var. İçkili restoranı ayrı bilmem nesi ayrı. Oh mis gibi hayat falan diye düşünüyor olabilirler. Ama şöyle bir şey var. Şimdi evet sokaktaki muhabir bedenen daha fazla yoruluyor olabilir. Doğru. Örneğin ne bileyim o gün bir eylem vardır mesela. Eylem takip ediyorsunuzdur. Koştur koştur oraya, koştur koştur buraya. Belki bir gaz yersiniz. Ne bileyim yani ya da siz işte sağlık muhabirisinizdir. Onun ayrı bir zorluğu vardır falan. Ama siyasi muhabirlik dediğimizde öyle hani klimalı ortamlarda akşama kadar evet tamam. O ya, belki haberciliği yaptığın yer güzel bir ortam olabilir. Ama akşam olduğunda son noktada bülten girdiği andan itibaren bir yaşam insan haberlerini izleyen muhabir arkadaşımla ya da bir polis adliyeyi izleyen muhabir arkadaşımla benim yaşadığım stres aynı değildi. Muhabirlik döneminden bahsediyorum. Çünkü o gün dönemin başbakanı Bülent Ecevit başbakanlık muhabirliği yaptığım zamanlarda ya da işte parlamentoda mesela iki partili dönem vardı. Hakikaten çok yani benim en çok zorlandığım dönem oydu. Soruna da cevap olur belki. Yani şimdi muhabir dediğin adam ne kadar çok kaynak bulursa o kadar çok alandan beslenen bir adam. Şimdi dört partili olduğunu düşünün. Yani bugün itibariyle bakacak olursak AK Parti var, CHP var, HDP var. Hatta beş parti, İyi Parti var, MHP var. Diğer bağımsızları ya da işte tek tek olduğu için işte BTP gibi bilmem ne ya da Büyük Birlik Partisi'nin partileri dışarıda tutuyorum. Ama büyük grubu olan, siyasi parti grubu olan beş tane parti var. Şimdi örneğin AK Parti'den bir şey alamıyorsan CHP'liye gidersin, CHP'liden almaya çalışırsın. Ondan alamıyorsan HDP'liye gidersin. HDP'liden alamıyorsan MHP'liye dönersin. Yani bir şekilde kaynağa ulaşma şansın çok fazla, habere ulaşma şansın çok fazla. Çünkü çok fazla kaynak var. Ama iki partili dönemde bir AK Parti vardı ki 2002 seçimlerinden sonradır AK Parti'nin de ilk iktidarlığı dönemi, iktidar olduğu dönem. Bir AK Parti vardı, bir CHP vardı. Yani iki parti içerisinde dönüyorsun sağına AK Parti, dönüyorsun soluna CHP. Yani bir de iki kutuplu. Hani şey yapamıyorsun yani senin AK Partililerle oturup kalktığını CHP'liler zaten görüyor. CHP'li ya git benden alıyorsun götürüp AK Partili'ye veriyorsun diyor. AK Partili seni aynı şekilde suçluyor. Biz de 10 dakika oturdun gittin onunla yarım saat oturdun sen zaten CHP muhabirisin diye. O ayrı bir suçluyor falan. İki parti olduğu zaman hakikaten çok zordu işler. Ama asıl hani bülten girdiği andan itibaren benim kafamın asıl sıkıntı yaşadığım nokta haberi atlamak. Yani düşünün ki bugün mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı muhabirlerini düşünelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Sen oturdun, yazdın haberi. Sen dış politika ile ilgili herhangi bir mesajını başlığa çektin. Onu önemsedin o an. Oysa gündemimiz bugün mesela dış politika değil diyelim. Bugün iç politikada örneğin işte CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu'yla böyle olmuşlar. Ona bir laf saydırmış. Senin aslında onu başlığa çekmen lazım. Senin haricinde bakıyorsun Kanal D onu başa çekmiş. Bakıyorsun Star onu başa çekmiş. Yani senin haricindeki diğer kanalların flaşı belli ve senin flaşın başka bir şey. Doğal olarak sen haber atlamış oluyorsun. O gerilim, o gerginlik ve bir de şimdi hani biraz daha şey olduğumuz için daha yani nasıl anlatabilirim onu? Yazarken, çizerken daha dikkatli davranmak zorundasınız. Çünkü karşınızda yani en az 5 milyon insan şöyle söyleyeyim 3,5'la şu anki prime time kanallarından bahsediyorum. Yani Fox, Show, ATV, Kanal D, Star. Bu 5 kanaldan bahsediyorum. En az izleyeni 3,5 milyon, en fazla izleyeni 6 milyon insan izliyor. Yani 3,5'la 6 milyon arasında sizin reyting konumunuz neyse artık nerede konumlanıyorsanız ona göre ortalama diyelim 5 milyon insan izliyor sizi. 5 milyon insana hitap edecek bir haber yazıyorsunuz. Orada yapabileceğiniz en küçük bir hata, orada yapabileceğiniz en küçük bir şey. Yani Ahmet Erhan Çelik diye bir muhabir vardı. Bunu ben stajyer arkadaşlara da örnek verirdim. Çok beğenirdim ben mesela. Zamanında NTV'nin ekonomi muhabiriydi. Zamanında dedim de yani böyle 98, 99, 2000'li yıllar falan. Hani bundan 20 yıl öncesinden falan bahsediyorum. Bir gün konu neydi hatırlamıyorum ama ağzından çıkan sadece iki kelime. İki kelime yüzünden bir cümle bile değil. Bakın iki kelime yüzünden borsa dip yaptı. İşte dolar euro zamanında tavan yaptı. Yani bir anda ekonomiyi allak bullak etti. İki kelime yüzünden. Ekonomi allak bullak oldu. Doğal olarak Ahmet Erhan Çelik ertesi gün işsiz kaldı.
Sonrasında uzunca bir dönem iş bulamadı falan. Sonra bir dönem Milliyet Gazetesi'nde çalıştı galiba. Orada da ne oldu bilmiyorum. Kendisi ayrılmış olabilir belki ama orada da kalıcı olmadı. Yani uzun süre devam etmedi. Yani demem o ki siyaseti izlediğiniz zaman siyasetin gerilimi daha fazladır. Çünkü haber atladığınız zaman size daha büyük bir şeye mal olabilir. Yani, polis adliye muhabirisindir, haber atlamışsındır. En fazla sana haber müdürün çıkışır. Yani bu ne biçim işte muhabirlik yapacağın işe bilmem ne. Yarın doğru düzgün haberle gel, bir daha görmeyeyim böyle bir şey falan. Hani söylenir size haber müdürü. Konuyu kapatırsınız, geçersiniz. Yani o akşam canınız sıkılır. Alkol alıyorsanız iki bira içersiniz. Oh tamam dersiniz, rahatlarsınız. Sabah uyanırsınız, işinize devam edersiniz mesela. Ama öbür türlü olduğu zaman işte Ahmet Erhan Çelik'te olduğu gibi belki geleceğinize, belki kariyerinize mal olabilecek bir hata olabilir. Onun gerilimi daha fazla. Bu nedenle hani ben polis adliye muhabiriyim, ben işte siyasi muhabirim. Yani ikisinin de farklı farklı avantajı da var, dezavantajı da var tabii ki. Ama yani siyaseti izlemek öyle klimalı ortamlarda akşama kadar oturdum, oh rahatım gibi bir durum da değil yani. Onun psikolojik gerilimi daha fazla. Soruyla ilgili ama eksik kalan bir şey oldu Sevda Hocam. Yani neydi tam? Yo, genel olarak gazeteciliğin nasıl zorlukları var? Siz de zaten alanınız genelde Genel parlamentoda olarak daha o fazla zorlukları var da karşı o karşıya bunları anlattınız aslında. genel olarak çok daha fazla zorlukları var da onlara da gireyim mi bilmiyorum ama arkadaşları işten uzaklaştırabilirim. Yani işte gece yatağınızda her an telefon çalabilir. Sabahın saat 3'ünde 4'ünde uykunuzun en güzel tarafında telefonunuz çalıp hadi kalk buradan bilmem nereye gidiyorsun atıyorum işte Fransa'da uçak düştü oraya gideceksin hazırlığını yap diyen biri olabilir. Ya da yine sabaha karşı bir anda telefon çalar hadi işte bilmem nerede deprem oldu oraya gidiyorsun ya da bir odan canlı yayına geleceksin. Yani her şey olabilir. O yüzden hani bu iş sizden çok fazla şey alıp götürüyor. Bunu bir defa bir kenara yazın. Yani severek yapacaksanız amenna yapılır. Para için yapılır mı? Yani orası göreceli. Yani şu an para veren 3-4 tane kurum ya var ya yok. Hani hadi 5 diyelim. 5 tane kurumda çalıştınız para için yapılabilir diye bakarsınız. O da yani bizim ilk başladığımız zamanlardaki gibi böyle devasa paralar değil. Ama hani günümüz standartlarında bir bankacıdan bir işte ne bileyim böyle beyaz yakalı olarak görebileceğiniz işlerden bir bilemediğiniz iki tık daha fazla maaş alırsınız. Hani onun için yapılır mı? Evet yapılır. Seviyorsanız kesinlikle yapılır. Ama sevmiyorsanız ya da bu iş için kendinizden bir şeyler ödün vermeyi göze alamıyorsanız hiç bulaşmayın. Gerçekten bulaşmayın. Çünkü sizden çok şey alıp götürüyor. Yani getirdikleri tabii ki var. Çok keyifli bir iş. Yani en basiti bir vatandaş olarak mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane milletvekili var. Herhangi bir tanesine bir vatandaş olarak ulaşabilir misiniz? Bir tanesine. Çorum milletvekili olabilir, Ankara milletvekili olabilir, İstanbul milletvekili olabilir. Hiçbirine ulaşamazsınız bir vatandaş olarak kolay kolay. Ama değil milletvekili ki milletvekilleriyle bir parlamento muhabiri olmuş olsanız mesela milletvekillerine aynı yerde yemek yiyorsunuz. Yani karşınızda atıyorum İzmir milletvekili var, öbür tarafta CHP'nin bilmem kim milletvekili var, arkanızda bilmem kim var. Hepsiyle aynı yerde yaşıyorsunuz. Yemeğinizi de aynı yerde yiyorsunuz, çayınızı da aynı yerde içiyorsunuz, sohbetinizi de onlarla aynı yerde yapıyorsunuz. Yani onlarla arkadaş olmak zorundasınız ki işinizi yapabilirsiniz zaten. Onlarla bir anlamda iş arkadaşlığı yapıyorsunuz. Ama daha da öteye gideyim ben. Bir bakan mesela, bakanın karşısında bacak bacak üstüne atıp notunuzu alarak onun basın toplantısını dinleyebiliyorsunuz. Yani bu bile büyük bir şey aslında. Yani baktığınız zaman bunu yani şöyle anlamayın lütfen. Hani suistimal edenler çok oldu çünkü zamanında da. Böyle bir şey demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Yani bir bakanla aynı ortamdasınız diye ya da iki milletvekiliyle dostluğunuz var diye ki bunlar hep iş arkadaşlığıdır zaten. Özel dostluk diye bir şey gazetecilikte olmaz. Hani çok meşhur bir laf var. Gazeteciden dost olmaz, ayıdan post olmaz diye. Hakikaten doğrudur bu. Gazeteci hiçbir gazeteciden dost olmaz yani. Çünkü bugün yazmazsın, yarın yazmazsın. Ertesi gün öyle bir şey olur ki yazmak zorunda kalırsın. İçin içini kemirir çünkü yani yazmasan. Bu sadece kariyerle ilgili değil. Onu haber anlamında yazmak zorundasın yani. Böyle bir sorumluluk altına giriyorsun çünkü. Kamu hizmeti yapıyorsun çünkü aynı zamanda. O yüzden gazeteciden dost olmaz. Bunu aklınızdan çıkarın. Yani siyasiler de öyle düşünürler. Doğal olarak yani siyasilerle aram iyi, ilişkilerim iyi bilmem ne diye hani iş takipçiliği yapın ya da oradan ne bileyim bir yerde bir işiniz vardır oradan bir ricada bulunun falan. Bunlardan bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlamayın yani. Bunu yapan arkadaşlar da oldu maalesef zamanla. Ama bunların hepsi ortaya çıktı ve bunların o arkadaşlar şu an piyasada yoklar. Size böyle özettim yani. Hani yapacağınız ilişkiler, siyasilerle yapacağınız ilişkiler çok
düzeyli olmak zorunda. Ama evet. İşin çok keyifli tarafları var. Ama sizden de götürdüğü çok fazla şey var. Ya bunların hepsi ayrı ayrı konuşulacak konular olduğu için ben çünkü konuştukça konuşuyorum, uzatmayayım diye susuyorum bilerek. Yo, çok detaylı anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok aydınlatıcı oluyor bence öğrenci arkadaşlarımız için de. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Büroda işte ATV Ankara Haber Bürosu'nda rutin bir gününüzü anlatmanızı istesek, hani mesela güne nasıl başlıyorsunuz? haber paylaşımını nasıl yapıyorsunuz? Mesela işte muhabir haberini getirdiğinde ilk kim bakıyor ya da en son şeklini haberin nasıl veriyorsunuz gibi. Böylelikle hem henüz bir staj yapma imkanı bulamayan arkadaşlarımız için de kafalarında böyle bir haber bürosunun işleyişine dair bir resim oluşabilir. Ve oradaki görev tanımlarına ilişkin de böyle bir şey yakalayabilirler diye bir soru sormak istiyorum. Tamam, şöyle o zaman başlayayım görev tanımlarından. Ankara bürodan bahsediyorum. İstanbul'da kadrolar farklı, isimlendirmeleri farklı olsa da hemen hemen aynı şeyleri yapıyoruz, aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi Ankara'da Ankara temsilcisi var, Şebnem Bursalı. Ankara temsilcisi daha ziyade şirketin temsilcisi gibidir. Yani haberle çok ilgili değildir. Yani patronaj işleriyle ilgilidir. Ya işte Rütük'te şirketin, yani ne bileyim, örneğin ATV'ye bir ceza yazılacak. Rütük'te bir şey görüşülüyor, Rütük'te onu takip etmek gibi. Ya da İçişleri Bakanlığı'nda bilmem ne var, işte bakanlığı o işleri takip etmek gibi falan. Daha ziyade hani patronaj işlerini yapan kişidir Ankara temsilcisi. Haberle çok ilgileri olmaz yani. Bu bütün kanallarda hemen hemen böyle ama bazı Ankara temsilcileri zaman içinde habere de bulaşmışlığı olmuştur ama bu gereksiz bir hamallıktır, öyle söyleyeyim yani, bir temsilci için. Hamallığı yapan kişi benim, haber müdürü yani. Temsilcinin altında haber müdürü vardır. Bizim büroda farklı olarak, diğer bürolardan farklı olarak, diğer bürolarda öyle bir kadro yok ama bizde var. Benim bir yardımcım var, Ankara Haber Müdürü Yardımcısı diye, Çağdaş Akbaş. Bir editörümüz var, Meltem Yarıcı. Yani Ankara temsilcisi, haber müdürü, haber müdürü yardımcısı, editör. Onun altında da muhabir arkadaşlarımız var. Yani bu böyle şey gibi düşünmeyin ya. Hani devlet memurluğunda olduğu gibi hiyerarşi yoktur bizde. Yani ben genel yayın yönetmeniyle yeri geldiği zaman haberle ilgili olmak kaydıyla tabii ki tartışıp telefonu yüzüne kapatabilirim. Ne o alınır ne ben kızarım. Ya da tam tersine o aynı şeyi, o zaten yapabilir de yani. Ama ya da bir muhabirle ilgili ben mesela, hani muhabir gelip de benim karşımda öyle el pençe divan durmaz öyle, ya da editör gelip de, yani böyle bir sistem yoktur habercilikte. Çünkü haber dinamik bir şey. Çünkü haber karşılıklı olarak benim doğru bildiğimden emin olduğum bir şey. Belki yani bizim Meltem mesela, Ankara editörümüz olan Meltem Yarıcı, o da siyasetten gelme, o da parlamento muhabiriydi daha önce. Hatta biz zamanında onunla parlamento muhabirliği de yaptık bir dönem, kısa bir dönemde olsa 1,5 sene kadar. Yani o da siyaseti bilen birisi. Benim görmediğim bir şey belki o görecek. Doğal olarak benim hayır bu illa böyle olacak deme gibi bir lüksüm yok. Yani benim o anda fark edemediğim bir şey Meltem fark etmiştir, olabilir. O yüzden yani haber anlamında hani kavga mutlaka ki olur. Tabii ki şimdi bazen yaş dev faktörü devreye giriyor. İster istemez yine ne olursa olsun bir hiyerarşi demeyelim ona da, yani bir kadro farkı var. Doğal olarak biraz daha hani bu tartışmalar haber içeriği çerçevesi içinde kalıp ve daha saygın oluyor. Yani öyle sokak kavgaları gibi olmuyor tabii ki bizim tartışmalarımız ama oluyor, evet. Ve bu tartışmada dediğim gibi hani ben bunları böyle isim aşağı yukarıdan aşağı doğru sayarken bunu bir hiyerarşi olarak düşünmeyin yani. Hani ben muhabir, ben de hala muhabirim çünkü. Altında tamam, evet, bir haber müdür yardımcısı var, bir editör var, 5 tane muhabir var, 2 tane stajyer muhabir var, 6 tane kameraman var ama ne olursa olsun ben hala haberciyim. Yani kadrom ne olursa olsun ben hala onlarla aynı iş yapıyorum. Yani muhabirlerle aynı iş yapıyorum. Değişen bir şey yok. Ben sadece işte artık masanın bu tarafındayım. Ama bundan 6 sene önce masanın öbür tarafındaydım. Fakat ne olursa olsun yaptığımız iş hepimizin haber. O yüzden böyle bir hiyerarşi gibi düşünmeyin yani bu durumu. Sabah gidiyoruz işte, saat normalde haber kanalları 8-8.30, onların haber yönetiminin durumuna göredir mesai başlangıcı ama biz biraz daha rahatız o konularda prime time kanalları olarak. Çünkü akşam 19'da bir tane bültenimiz var, 19'a kadar da uzun bir vaktimiz var. Normal mesai saatimiz 9'dur ama genelde 9.30'a doğru arkadaşlar tam olarak büroda olurlar. Bazen hani 9.45'te gelen de olur, 10'da gelen de olur ama ağırlıklı genel olarak 9.30 gibi toplanmış oluruz. Bu diğer söylediklerim tabii, hastaneye gidecektir, işi vardır, lastiği patlamıştır, odur budur falan filan.
Saat 9.30'da toplantımıza başlarız biz. Ankara büro olarak muhabir arkadaşlarla kendi toplantımıza başlarız. Orada muhabir arkadaşlar haber önerilerinde bulunurlar. İşte özel haber dediğimiz haberler. Bilmem ne mahallesinde bilmem ne olmuş. Öbür tarafta bir tane işte kadına taciz tecavüz olmuş. Ya da bir iki tarafta bir tane işte bilmem ne keşfetmişler. Herhangi bir şey bulmuşlar işte. Bu Covid ile ilgili işte yok test 3 dakikada test sonucu çıkıyormuş falanmış filanmış. Bütün bu öneriler toplanır böyle. Onlardan bakarız. Yani bu haber olabilir, bu olmaz. Evet bu tamam olur. Onları biz özetleriz ondan sonra ve Ankara gündemini çıkarırız. Ankara gündemini çıkardıktan sonra saat 11.30'larda falan İstanbul arıyor bizi. Görüntülü konuşuyoruz onlarla da. Gündem toplantısı yapıyoruz. Büyük gündem toplantısı. Orada İstanbul'daki arkadaşlarımız var. İstanbul'daki haber yöneticisi olan haber koordinatörü arkadaşımız var. Alper Altuğ. İstanbul'un haber müdürü olan Kadir Bayram var. Onun haricinde İstanbul'daki editör arkadaşlar var yine. Ve işte Yurt Haber'in temsilcisi olan Yurt Haber editörü. Dış Haber'i temsil eden Dış Haber editörü. Yani herkes alanıyla ilgili. Yani ben Ankara'yı temsil eden oradayım. Dış orada, yurt orada. Herkes orada. Bir de bizim hepimizin başında olan işte Alper Altuğ dediğim haber koordinatörü var. Biz haber koordinatörüne gündemlerimizi satmaya çalışıyoruz. Daha Türkçe tabirle biraz amiyane olacak belki ama haberlerimizi satmaya çalışıyoruz. Ben diyorum ki yani bugün Ankara'da işte Cumhurbaşkanı rutin programı önce veriyorum zaten. Cumhurbaşkanının bu su var, CHP grup toplantısı var mecliste. MHP lideri Devlet Bahçeli bilmem nereye gidecek orada o var falan. Ankara'nın rutin gündemini verdikten sonra da bir de diyorum işte muhabir arkadaşlarımızın önerileri var. Şu şu haberimiz var, bu var, şu var, bu var. O diyor ki yani şuna gerek yok, boşver, boşuna zaman harcamayın. Bugün bültenimizde ona yer veremeyiz. Onu düşüyoruz oradan, öyle oluyor, böyle oluyor falan. Sonra bütün birimler, işte yurt haber, dış haber, herkes gündemini verdikten sonra İstanbul'da konuyu kapatıyoruz. Yayını bitiriyoruz. Saat 12.30-1'e doğru, 12.30 gibi falan oluyor. 1'e çok kalmıyor. Bizim İstanbul'da işimiz bitiyor ve bizim gündemimiz o gün belli artık. Rutin zaten izlenecek olanlar, rutin izleyecek arkadaşlar zaten görevine gitmiştir. Yani rutin derken işte Cumhurbaşkanlığı muhabiri, Cumhurbaşkanlığı işi o gün saat 11'de ise toplantıyı beklemez. Zaten 11'den önce Cumhurbaşkanlığına gitmiştir, külliyeye gitmiştir o programı izlemeye. Meclis muhabiri arkadaşım meclise zaten gitmiştir o gün grup toplantıları varsa. Saat 10'dan itibaren başlıyor. 10'da Meral Akşener var mesela İYİ Parti grup toplantısı. O toplantıyı bekleyemez haliyle o zaten meclise gitmiş oluyor çoktan. Rutince arkadaşlar gidiyor görevlerine. Sonrasında diğer işte bahsettiğimiz o özel haberlerden muhabir önerilerinden kabul edilenleri muhabir arkadaşlara veriyoruz. Onlar da görevlerine gidiyorlar. Eğer haberi olmayan, üzerinde haberi olmayan bir arkadaş varsa gün içinde mesela önceki gün oldu. Çankaya'da mahallenin ismini hatırlamıyorum. İstinat duvarı çökmüş bir tane binanın. Bina yıkılmak üzere. Oraya mesela boşta kalan bir muhabir arkadaşı gönderiyoruz. Ya da öğleden sonra durduk yerde bir yerde bilmem kim bilmem kimi vurmuş ya da bir trafik kazası olmuş. Hemen oraya boşta olan muhabir arkadaş kimse onu oraya yönlendiriyoruz. Yani boştaki arkadaşlar da akşama kadar oturup da boş durmuyorlar. Yani bir şekilde herkes yine çalışıyor. O akşam çünkü saat 19'da bir ana haber bülteni var. O ana haber bülteninde herkes bir haberi yer alsın istiyor. İstemek zorunda zaten çünkü bizim amacımız bu. O bültene ne kadar çok haber sokarsak ya da o bültene giren her haberimiz bizim imzamız aslında. Yani orada benim anonsumu gören ha diyor Salim Salimoğlu'nun haberi. Ya da ha diyor işte Betül Bilsel'in imzası çıktı bak diyor. Bunu izleyicinin demesinden ziyade bunu sen öncelikle kendi haber yönetimine sonra da diğer televizyon kanallarına o imzanı gösteriyorsun. Yani bizim işlerde mesela transfer eskiden çok oluyordu. Yakın tarihte çok olmadı ama yine de böyle tek tük de olsa hala oluyor. Ama bizim zamanımızda ilk başladığımız zamanlarda çok modaydı. Hatta üzerine para verilirdi. Ben bir defa mesela arada Ses TV'ydi o zaman şimdi Beyaz TV. Beyaz TV'ye mesela bir 10 ay mı 11 ay mı orada çalışmıştım ben. Oraya giderken mesela üzerine para alıp da gittim. Yani o dönemin parasıyla az da para değildi. Yani bugünün parasına vursak belki 200-250 bin lira falan eder muhtemelen. Hani böyle büyük paralar veriliyordu transferler için o zamanlarda. Yani sen Show TV'de çalışıyorsun. Seni çok beğeniyor mesela Kanal D'nin haber müdürü. Seni istiyor ama arkadaş senin orada yıllarca geçmiş tazminatın var, kıdemin var. Kıdemini kabul edecek. Üstüne maaşını ikiye katlayacak. Ya da kıdemini kabul etmeyecek. Maaşını biraz artıracak ama sana açıktan para verecek. Show TV'deki kıdemini ne kadar atıyorum? 8 sene. 8 senenin karşılığını sana elden nakit verecek. O bizim zamanımızda böyleydi ilk zamanlar. Şimdi onlar hani tek tük olabiliyor. Velhasıl
herkes işine gidiyor. İşten gelenler yavaş yavaş dönüşe başlıyor. Onlar döndükten sonra duruma göre, şimdi işte bizdeki fazlalık dediğim, hani bir diğer kanallarda olmayan, bizde fazladan olan kadro, haber müdür yardımcısı kadrosu burada devreye giriyor. Yaşam insan haberlerine, polis adliye haberlerine daha ziyade Çağdaş bakıyor. Yani benim yardımcım olan kişi bakıyor. Siyasi haberlere ise daha ziyade Meltem bakıyor. Yani editör arkadaş bakıyor. Onlardan sonra bana geliyor haberler. Yani muhabir yazıyor. Muhabir bu arada dışarıda görevde, kameramanla çekimini yaptı. Her şeyini bitirdi. Anonsunu çekti. Röportajlarını yaptı. Ya da rutin programsa rutin programı izledi. Kaydını yaptı. Geldi. Haberini yazdı. Yazdıktan sonra editöre ya da haber müdür yardımcısına atıyor duruma göre. Onlar okuduktan sonra o haber bana geliyor. Ben okuduktan sonra, onay verdikten sonra da haber montaja gidiyor. Ondan sonra montajlanıyor. Montajdan sonrasında yani işte link sistemi diyoruz biz ona. Normal. Şu an internet eskiden mesela çok önemli bir şeymiş gibi gelirdi bilmeyenler için. Ama şu an hepiniz biliyorsunuz işte internetten bile, hatta cep telefonundan interneti boş verin ve bir şeyi kopyalayıp atabiliyorsunuz direkt yani video halinde. Onun gibi bir sistem yani bizim kullandığımız sistemde. Tamam yine link üzerinden gidiyor ama yani biraz daha bunun gelişmişi diye düşünebilirsiniz. O haberleri biz İstanbul'a gönderiyoruz. Sonra o haberler İstanbul'da diziliyor alt alta. Zaten yazdığımız haberlerin kamlarını, yani spikerin okuyacağı bölümleri de yine İstanbul'a atıyoruz. Onları da biz yazıyoruz burada. Akşam saat 19'a doğru, 19'a böyle 15-20 dakika kala bütün hepsi dizilmiş oluyor haberlerin. Bazen hani böyle çok nadir son dakikada gelişen işler falan oluyor. Hala montajı devam eden, yani bülten sırasındayken montajı devam eden haberler oluyor. Onlar da artık son dakika giriyor. Bazen biz Ankara Büro'dan canlı okumak zorunda kalıyoruz. Yani böyle saniyelerle yetiştirdiğimiz haberler oluyor. Onu tekrar İstanbul'a link geç, İstanbul onu alsın, play out'a koysun, oradan playlesin falan uğraşmamak için biz Ankara'dan direkt okuyoruz. Ha, bu da çok büyük risk. Çünkü bazen içinde reklam kalabiliyor, görüntüde yani onun bir anlık bir dalgınlığıyla tarafta belki bir görüntü kalabiliyor. İşte bilmem ne market yazıyor mesela. Rütük hemen tepenize biniyor. Vay sen bilmem ne marketin reklamını yaptın. Bize oradan şey ver diye, payımızı ver diye. Ya da gizli reklam yaptım diye filan. Doğal olarak hani bunlar çok büyük risk aslında, Ankara Büro'dan okumak, canlı okumak. Çünkü İstanbul'a gönderdiğiniz zaman İstanbul'da bir kişi o şeyi takip ediyor. İzliyor olduğu gibi. Orada olabilecek, işte bahsettiğim gibi bir şey olabilir ya da bambaşka bir hata olabilir. Perforejinin dokumasından kaynaklı bir hata olabilir. Ya da maddi bir düşüklük olabilir, neyse. Onları orada kontrol eden bir kişi var yayına girmeden önce. O kontrol eden kişi eksikliği, aksaklığı bulup haber veriyor. Biz de ona göre düzeltiyoruz. Yani o yüzden Ankara'dan son dakika girmek zorunda kalıyoruz. Ama çok taraf değiliz buna. Genelde işimizi erken bitirelim, İstanbul'a gönderelim. Sonra saat 19'da ana haber bülteni başlıyor. 19.45'e kadar bürodayız hepimiz. Hani bunu da merak eden arkadaşlar olabilir belki. Yani saat tamam 9.30'lar gibi işe başlıyoruz. Ama yani minimum 19. 19'dan önce ben özellikle hani diğer kanallarda nasıl arkadaşlarım bilmiyorum ama ben işe başladığımdan beri böyledir. Ben bülteni bitirmeden çıkmam. Muhabirken de öyleydi. Hatta ben mesela 8-9 sene parlamento muhabirliği yaptığım dönemde büroya hiç gitmiyordum. Sadece cumartesi günleri gidiyordum. Hafta içi aynı bir meclis personeli gibi. Sabah evimden çıkıyordum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyordum. Akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkıyordum. Evime geliyordum. Yani beni takip edebilecek kimse yoktu. Buna rağmen ben bültenin bitene kadar mecliste duruyordum. Normalde saat diğer meclis muhabirleri mesela 5 dedi mi, 5.30 dedi mi çıkıp evine gidiyordu. Ama ben gitmiyordum. Ben oturuyordum. Bültenimi de orada, televizyonum da vardı. Orada ATV'nin odası var. Bir bürosu var. O büroda yani her şeyimiz var. Oturuyordum orada televizyondan. Haber bültenimi izliyordum. Haber bültenim bittikten sonra çıkıp eve geliyordum ben. Yani saat 5 dedi mi nasıl haber müdürü beni görmez. Hadi ben alayım başımı gideyim demiyordum. Çok nadiren işim varsa onu da büroya haber verip öyle çıkıyordum. Ben çıkacağım. Hani burada bir şey olursa haberiniz olsun. Ben yokum diye haber vermek istiyordum. Bu benim hani muhabirlikten kalan bir şeyim olduğu için belki. Bugün de muhabir arkadaşları 7'den önce bırakmamaya çalışıyorum. Yani en erken çıkacak olan hani işi vardır bir şeydir o bunları hariç tutuyorum. En erken çıkacak olan 7'de çıkıyor normal şartlarda. Maksimum miktarda arkadaşla bültenleri izliyoruz. Bültenler diyorum çünkü karşımızda bütün kanallar var. ATV'nin sesi açık bizim bültenimiz olduğu için. Ama Kanal D'yi de görüyoruz aynı anda. Show'u da, Star'ı da, Fox'u da. Hani kim ne yapmış? Biz bir şey atlamış mıyız? Onlar haberi bizden farklı olarak mı görmüş? Gördüyse nasıl görmüş? Biz mi onları atlatmışız? Bütün bunları görüp değerlendirebilmemiz için karşımızda 5 tane televizyon muhabir arkadaşlarla birlikte izliyoruz. Yani o gün mesela örneğin Betül Bilsel CHP grup toplantısını izlemiş, gelmiş haberini yazmış.
CHP grup toplantısını ATV nasıl vermiş, Kanal D ne görmüş, Fox neresinden görmüş, öbürü işte aa bak orada bir detay var, bu detayı sen niye görmedin Betül diyebilecek duruma gelip hani hep beraber oturup izleyebileceğimiz bir ortamımız var. Ki bunu da şunun için söylüyoruz, hesap sormak tabii ki ama yani orada amaç hesap sormak değil. Orada amaç hani Betül bundan sonra dikkat etsin de daha iyisini verelim izleyiciye. Hep beraber, hepimiz için geçerli bu. Bazen oluyor mesela, ben de haber okurken bir şey gözümden kaçmış oluyor. İstanbul'daki haber koordinatörü telefon açıyor mesela. Ya sen burayı böyle yapsak daha iyi değil mi diye. Hani o siyasi haberlere çok fazla karışmamaya çalışıyorlar ama çünkü İstanbul muhabirliği daha farklı bir şeydir. Siyasete çok hakim olmuyorlar. Yani o beni de uyarabiliyorlar mesela, bana da diyebiliyorlar mesela. Onun da amacı yine seyirciye daha iyi hissettirebilmek haberleri, daha iyisini verebilmek yani. Amaç o. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani hepimiz biliyoruz ki gazetecilik şöyle bir meslek değil. Yani öğrencilerin böyle 4 sene derslerine girip sonrasında diplomalarını aldıklarında çalışmak istedikleri kurumlara gidip işte ben burada çalışmak istiyorum dediklerinde tabii gel çalış denileceği bir meslek değil. Ya da işte hani bir sınava girip böyle puan alıp atanacakları bir meslek de değil. Dolayısıyla biraz daha böyle diğer bölümlere göre, üniversitelerin diğer bölümlerine göre iletişim fakültesi mezunlarından ya da öğrencilerinden aslında çok daha fazla şey bekleniyor. En azından mesela diploma alana kadar, mezun olana kadar geçirdikleri süre içerisinde en azından birkaç yerde çalışmaları ya da staj yapmaları bekleniyor. Belli bir deneyim kazanmaları bekleniyor. Çoğu durumda bu yeterli olmuyor. Çalışmak istedikleri kurumlara böyle bu işi çok sevdiklerini, çok istediklerini ikna etmeleri gerekiyor. Yani bununla ilgili tabii ki söylenen şey şu, yani doğruluk payı da var tabii ki. Hani çok çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor ama esas arka planda şöyle real bir sebebi de var bu durumun. Çok fazla iletişim fakültesi var, çok fazla mezun var. Ve bunların tamamını istihdam etmeye yetecek ölçekte bir medya sektörü de yok. Bu kadar medya kuruluşu da yok. İşte tam bu noktada siz mesela öğrencilerimize de, yeni başlayan öğrencilerimize, hem bizi şu an izleyen yeni başlayan öğrencilerimiz var o fakülteye, hem de mezun olmak üzere olan arkadaşlarımız var. En azından mesela öğrencilik süreçlerini nasıl geçirmeleri gerekir? Bir adım öne çıkmaları için, bu durumdan daha önde çıkabilmeleri için ya da mezun olma aşamasında neler yapmaları gerekir? Nasıl bir yolu izlemeleri gerekir? Bununla ilgili nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Önce o zaman şöyle bir şey çizeyim mi? Yani şu anki mevcut tabloyu bir çizmeye çalışayım mı? Ankara için bahsediyorum ama İstanbul'da hemen hemen aynı. Yani Ankara'da mesela 10 personelden bahsediyorsanız İstanbul'da 13 personel var gibi düşünün. Ankara'da toplam 50 kişi varsa, hani buna sadece haberci olarak bakmayalım. Haber, teknik, işte kamera servisi, montaj, bütün hepsini koyarsak Ankara büroda toplam 35-40 tane çalışanımız var bizim ATV'de. A Haber ayrı, işte Sabah ayrı. Binamız tamam büyük bir bina ama hani hepsi ATV'nin değil. ATV'nin orada 35 tane çalışanı var. İstanbul'da da 50 tane bu çalışan sayısı. İstanbul'daki binayı görseniz yani burada 5000 tane adam çalışıyor dersiniz. Evet 5000 tane adam çalışıyor ama yani bunun 50 tanesi ATV, 50 tanesi İK, ATV'nin İK'sı, işte bilmem kaç tanesi A Haber'in bilmem nesi, A Spor'u var, A News'u var, A işte mini K'sı var falan da var, o var, bu var, ulaştırması var falan. Hani o yüzden şey gibi düşünmesinler yani böyle çok büyük bir önümüzde devasa bir alan var, istediğimiz yerde yüzebiliriz, istediğimiz yerde işe girebiliriz gibi bir durum kesinlikle yok. Bunun altını özellikle çizeyim. Ama Ankara için şimdi şöyle özetlemeye çalışayım. Eğer muhabir olmak istiyorsanız mesela, benim var 5 artı 2 tane, 7 tane muhabirim var. Fox TV'de yine 7 tane galiba muhabir var. Show TV'de 3 tane muhabir var. 7, 14, 17. Star'da 3 tane muhabir var. 17, 20. Kim kaldı? Show kaldı. Yok, Kanal D'ye kaldı. Kanal D'de de 5 tane muhabir var. Yani 25 tane muhabir var. Haber müdürü, editör bilmem ne, hadi bunları da koyun. 26-27 diyeyim. Başka kimi koyabiliriz? Hadi stajyer muhabirleri de koyun. 30-35 kişi. Yani Ankara'da habercilik anlamında yapabileceğiniz iş 35 kişilik bir grup düşünün. Prime time kanallarında. Çünkü parayı veren asıl kanallar bunlar. Ha bunun altında ben bir tık altında para alayım derseniz NTV, CNN'i, A Haber'i,
Habertürk'ü de katabilirsiniz. 35'ken olur sayı, hadi 80-85. Dersiniz ki ya ben gazetecilik de yapabilirim. Yani bir tık daha altında maaşa razı olabilirim. Gazeteciler çünkü biraz daha az alırlar. O yüzden de çok sevmezler bizi. Ya yani gazetecilerle televizyoncular arasında böyle bir ezelden gelen rekabet vardır. O rekabetlerden birinin nedeni de budur. Hadi bir tık daha altta maaş alayım diye düşünürseniz o zaman gazetelerden birisine. Kime gideceksiniz? Sabaha, Hürriyet'e. İşte Hürriyet'te Posta zaten aynı grup mesela. Kime? Sözcü'ye gidebilirsiniz farklı bir grup olarak. Cumhuriyet çok fazla para vermiyor ama hadi ona da razıyım derseniz. Yani topu topu 150 kişi Ankara'da, Ankara'daki 150 kişiden biri olmak zorundasınız. Bunu olmak da öyle çok kolay bir şey değil yani. Hatta şöyle söyleyeyim, bize yapılan başvuruları ben mesela insan kaynaklarına doğrudan yapıldığını sanıyordum. Yani insan kaynaklarındaki arkadaşımız bize bir başvuru yaptığı zaman gençlerden birisi, sizlerden birisi gelip başvuru yapacağı zaman onunla görüşüyor sanıyordum. Meğer öyle değilmiş. Başvuru yapacak arkadaş geliyor, güvenliğe CV'sini bırakıyor. Güvenlikte o CV'ler toplanıyor. Bir hafta, 10 gün, 15 gün ne kadarsa artık bilmiyorum. Yeterli sayıya ulaştığına kanaat getirdikleri zaman onu alıp İK'cı arkadaşa götürüyorlar. Yani siz İK'cı ile bile görüşemeyeceksiniz. Bu sadece bizim için değil. Kanal D'si için de böyle, Show'u için de böyle, Star için de, Fox'u için de böyle. Yani eğer bu işe sıfırdan ben başlayacağım, başvuru yapacağım diyorsanız güvenlikten yukarı çıkamayacaksınız. Güvenlikle muhatap olacaksınız. Güvenliğe CV'nizi bırakacaksınız. Ondan sonrasında size gelirse durum ne âlâ. Peki yapmanız gereken ne? Çok basit. Birincisi stajları kovalayacaksınız. İkincisi ve daha önemlisi staja başladığınız yerde kendinizi göstereceksiniz. Bunun olmazsa olmaz şartı bu. Yani kendinizi göstermekten kastım çok geniş. Yani bir, şu andan itibaren hatta daha öncesinden ama hadi geç olmasın günden itibaren en azından okumaya başlayın. Ne okursanız okuyun, gazete okuyun, dergi okuyun, ne bileyim arkadaş, böyle öğrenci evlerinde eskiden bizim zamanımızda öyleydi. Sofranın üzerine bir şey serilmezdi de altında gazete olurdu genelde, gazetenin üzerinde yemek yerdik. Ya o gazeteyi bile okusanız bu bile kar. Orada gördüklerinizi bile okusanız bu bile kar. Mümkün mertebe okuyun yani. Kitap okuyun, ne okursanız okuyun ama bir şeyler okuyun. Gündemi mutlaka takip edin. Yani ya ben siyasetten hoşlanmıyorum, haz etmiyorum demeyin. Ne olursa olsun mesela ben mesela örneğin kendi adımla söylüyorum bunu. Polis adliye muhabir alacağım. Erkek muhabire ihtiyacım var bir tane. Sadece işi polis adliye işlerini takip etmek. Akşama kadar emniyette duracak. Ertesi gün akşama kadar adliyede duracak. Siyasette hiçbir ilgisi olmayacak. Ama benimle görüşmeye geldiği zaman yani ben mesela birisinin tavsiyesiyle örneğin Kanal D'nin Ankara temsilcisi Ercan telefon açtı bana. Ya böyle böyle bir arkadaşım var. Hani siz de adam arıyormuşsunuz, işine yararsa bir bak istersen falan. Olur tamam, gönder Ercan. Oturduk konuşuyoruz biz. Ya havadan sudan konuşmuyoruz. Ha bugün havalarda ne kadar soğuk ya da bilmem ne falan değil. Biz oturduğumuz zaman siyasetten bahsediyoruz. Çünkü yani gündem bu ülkede yaşıyoruz. İşimiz de habercilik olduğu için haber üzerine konuşuyoruz. Haberin de en büyük öznesi siyaset olduğu için şu dönemde en azından. Mutlaka bunlardan bahsediyoruz. Ben şimdi karşımda bomboş, hani amiyane olacak kusura bakmayın lütfen ama NATO kafa, NATO mermer birini gördüğüm zaman ya iki gün sonra çünkü belki ben bu adamı siyasette mahkum kalacağım. Siyasi muhabirim o gün hasta, belki işe gelmedi. Ya da ne bileyim o gün o kadar fazla iş var ki siyaset anlamında ben onu adliyeye göndermeyeceğim de meclise göndereceğim. Yani oradan da faydalanmak isteyeceğim belki. Bir de yani neden boş bir insanla çalışmak isteyeyim? Doğal olarak gündemi mutlaka takip ettiğinizi karşıdakine hissettirmeniz gerekir. O yüzden ben siyaset sevmiyorum, ben aman ülke gündeminden uzağım, aman bil. Ya hepimiz bu ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Bir şeyleri mutlaka bilin, öğrenin. Birincisi bol okuyun, ikincisi dediğim gibi gündeme mutlaka hakim olun. Üçüncüsü de yani geliştirebiliyorsanız kendinizi ne âlâ, bunlar önemli şeyler. Ama yani olmazsa da olmaz değil, hani şart koşmayacağım ama ne bileyim böyle hani düşün konuş dinle falan gibi bazı şeyler vardı. Bizim zamanımızda hala var mı onlar bilmiyorum. Kurslar vardı. Nerede nasıl oturulur, nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir falan gibi şeyler. Hani olsa olur, evet güzel bir şeydir ama elzem değildir. Yabancı değil. Diplomasi muhabiri olmayacaksanız eğer habercilikte çok da elzem değildir. Tabii ki çok önemli bir şeydir. Yani sizi 1-3-5 adım öne geçirebilir. Bunu yapabiliyorsanız yapın tabii ki. Ama yani hani şart koşacağım şeylerden biri değil. Yani bol okumak kadar ya da ne bileyim siyaseti, gündemi takip etmek kadar şart koşacağım başlıklardan biri değildir. Yani kendinizi mümkün mertebe donanımlı hale getirmeye çalışın. Karşıda birisiyle konuşurken karşıdaki insana
Ya evet, bunda bir farklılık var. Hissettirin. Yoksa yani hani sıradan bir insan, ya bir sürü üniversite mezunu var. Hani işte az önce Sertap hocanızın söylediği gibi o kadar çok üniversite mezunu var ki, yani iletişim fakültesinden çok o kadar mezun var ki, hani senin farkın ne? Sen bir farkını ortaya koy ki ben de bir şaşırayım. Aa bir dakika ya, dur bu farklı diyeyim. Ben bundan bir faydalanabilirim diyeyim. Bu sadece benim için geçerli değil. Bütün inanın yani hani konuştuğunuz zaman onlarla da görürsünüz. Fox TV'de de haber müdürü aynı şeyi düşünür. Ya da işte ne bileyim Kanal D'de de haber müdürü aynı şeyi düşünür. Hepimizin mantığı yani, çünkü şöyle bir şey oluyor, tamam mı? Yani biz hepimiz habercilikten geldiğimiz insanlar olduğumuz için yıllar içerisinde ne kadar çok insanla muhatap olursan ister istemez karşıdaki insanı o kadar çok iyi tanıyorsun. Yani oturuşundan, kalkışından, hal hareketlerinden, konuşmasından sonunun nereye varabileceğini az buçuk tahmin edebiliyorsun. Bu hepimiz için geçerli. Sadece benim için değil. Yani ben böyle çok çok hani çok başarılı bir insanım da böyle oldu falan diye değil. Orta zekalı her insan bir defa habercilik yapar. Bunu bir defa bir yere yazın lütfen. Yani çok ileri zeka, üstün zeka, okul birincisi, fakülte beşincisi falan olmanıza gerek yok yani. Orta zekalı her insan habercilik yapar. Sadece sizin farkınızın şu olması lazım. Ben de, işte karşımdaki Ahmet de, öbür taraftaki köylü Mehmet Ağa da, bu taraftaki beyaz yakalı Hasan Bey de, hepimiz karşıya doğru bakarken ben aa orada tablonun içinde Mehtap yazıyor ya. Aa falan diye ben onu görebilmeliyim. Aynı şekilde siz onu görebilmelisiniz. Yani hepimiz bir yere bakıyorken siz aradan başka bir şeyi görebilmelisiniz. Bir fark yaratabilmelisiniz. O farkı yaratabilmek için de işte bu, yani birincisi tabii ki farklı görmek yani anadan doğuştan olan bir şey değil bu. Zamanla öğrenilecek bir şey. Zamanla görebileceğiniz bir şey, ama bomboş bir insansanız da bunu zaman içerisinde ya ben bunu bir şekilde kervan yolda düzülür gibi yolda hallederim gibi bir durum söz konusu değil yani. Mümkün mertebe kendinizi geliştirin arkadaşlar. Önünüzde fırsat varken. Ha bir de şöyle bir şey. Staja gittiğinizde mesela, stajda sakın şu hatayı yapmayın lütfen. Benim en çok kızdığım şeydir bu. Muhabirken de kızardım. Yani şu an yöneticiyim diye kesinlikle yanlış anlamayın lütfen. Muhabirlik yaptığım dönemde de çok kızardım. Hatta çok stajyer arkadaşımızın belki üzmüşümdür de. Kalbini kırmamışımdır ama üzmüşümdür de. Fakat onların iyiliği için üzmüşümdür. Neden? Şimdi staja geliyor arkadaşlar. Görüyoruz orada birisi var. Yani bir kız, bir erkek, genç birisi var büroda ya da iki kişi neyse. Var ama yani yok, görmüyoruz. Niye? Geçmiş sekreterin yanında oturmuş, akşama kadar sekreterle sohbet ediyor. Ya da ne bileyim aşağıda bizim mesela bir alt katımız tekniktir. Onun bir alt katı A Haber'dir. Onun bir alt katı Sabah gazetesidir. Hepsinde de stajyer var. Sabah gazetesinin stajyeriyle buluşmuşlar. Şeyde sigara içiyorlar mesela. Otoparkta oturmuşlar, sohbet ediyorlar yani neyse. Ya arkadaş bir dakika, sen buraya staja geldin. Hani arkadaşlık yap, yapma demiyorum ama saat 19'a kadar stajını yap. 19'dan sonra çık, istediğinle istediğini yap. Beni ilgilendirmez. Hani sabah gazetedeki stajyer arkadaşınla otur, sohbetini et. Ya da ne bileyim hani bizim sekreterden çok sekreterlik yapmak istiyorsan amenna. Kariyerini sekreter olarak devam ettireceksen evet akşama kadar sekreterin yanında otur. Ona da bir şey demem ben. Ama ya bir zahmet git bir muhabirden bir şey sor. Bir zahmet git muhabirin yanına otur. Şundan kesinlikle bakın vardır, tek tüktür ama. Yani 10 kişide bir kişi ancak çıkar böyle stajyerden rahatsız olan muhabir. Yani sen gittiğin zaman muhabirin yanına mesela üf ya bu yine mi geldi ya da ya gitti haber yazıyorum falan diyecek. 10 kişide bir kişiye çıkar. Öyle geri kalan 9 kişi bunu yapmaz. Kesinlikle hiç kimse yapmaz bunu. Bakın ben hayatımda stajyerlik yapmadım. Stajyerlik yapmamama rağmen ben hani stajyerden rahatsız olmam. Aksine gelsin sorsun. Yani çünkü ya sen oraya bunun için geliyorsun. Zaten bir ayın var. Yaz dönemi stajyerleri bir ay. Ya o bir ay içerisinde benden değil, Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den fark etmez yani. Kimden ne kadar ne koparabilirsen, ne alabilirsen senin için kar. Git rahatsız et ya. De ki ya abi ya da abla hani bilmem ne haberine gidecekmişsin duydum. Ben de seninle gelsem sakıncası olur mu? Ya bir gün evet gelme dese ikinci gün ya hadi gel de diyecek ya. Kesinlikle diyecek. Rahatsız olacaklarını düşünmüyorum muhabir arkadaşların ama de ki işte 10 kişide bir tane rahatsız oldu. O bile 3. gün sizi götürmek zorunda kalacak. Muhabirle göreve gidin. Döndükten sonra muhabir haberi nasıl yazıyor ona bakın. Anlamadığınız bir şey olduğu zaman sorun. Kimse size ya bu da Allah Allah falan demez yani. Kimse size laf etmez. Sorduğunuz soruyu inatla sorun, inatla cevaplarlar size. Ben böyleydim. Benim çevremde gördüklerim de böyleydi. Ben hala böyleyim. O yüzden kızıyorum ben. Stajyer arkadaşlar gelip o bir aylık staj dönemini heba ediyorlar. Lütfen heba etmeyin.
Oradan ne kazanabilirseniz, yani şey diye de düşünmeyin. Ya ben buradan ne göreceğim arkadaş, ben zaten haberci olmayacağım. Geldim staj yapıyorum ama zorunlu staj benimki okul için. Sırf notlar için geldim buraya. Eğer böyle geliyorsanız açık açık söyleyeyim, ben yaptım böyle mesela iki arkadaşa yaptım. Dedim arkadaşım sen eğer şey yapmak istemiyorsan, hani burada bir şey öğrenmek istemiyorsan boşuna gelme. Bizim nefesimizi de boşa tüketme yani. Burada da sonuç itibariyle teneffüs alanımız var bir. Sen git, ben senin ay sonunda getir dosyanı imzalarım. Ne istiyorsan, 10 mu istiyorsun, 100 mü istiyorsun, ne istiyorsan ben sana istediğin notu veririm, imzalarım. İki arkadaşa ben yaptım bunu. Hiç gelmediler büroya. Bir ay boyunca gelmediler. Bir ay sonunda dosyalarını imzalatmaya geldiler. Yani gerçekten amacınız bu işi yapmaksa, gerçekten amacınız bir şeyler öğrenmekse, öğrenerek yola devam etmekse, ki bu aksi zaten mümkün değil, staj dönemini çok iyi değerlendirin. Yani staj, bilmiyorum, bizim zamanımızda kolaydı. Yani gelen stajyer arkadaşlar hani zorlanmıyorlardı. Zorunlu staj olduğu için üniversiteler ayarlıyordu ama şimdi çok fazla üniversite olduğu için kolay mıdır değil midir o süreçleri bilmiyorum gerçekten. Ama eğer böyle bir imkanınız varsa lütfen çok iyi değerlendirin. Staj dönemini iyi değerlendirin. Çok iyi okuyun şu andan itibaren ama. Ne bulursanız okuyun. Gündemi değerlendirin. Kendi aranızda mümkün mertebe ara ara böyle işte sohbetler diye. Yani arkadaş oturuyorsunuz sonuçta. Her günde geyik yapılmaz ki. Ya da ne bileyim her günde bir araba markasından bahsedilmez. Her günde işte o onu yaptı, bu bunu yaptı gibi dedikodu yapılmaz. Ya bir gününüzde ya da bir saatinizde, en azından bir günde bir saatinizde böyle bir şeye ayırmayı deneyin mesela. Oturun, siyasi sohbet edin ya da gündemi değerlendirin kendi aranızda. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gayet detaylı ve çok işlerine yarayacak bilgiler verdiniz. Ya biraz ben bu konuda hani kızgın olduğum için arkadaşların kalbini kırmış olabilirim. Öncelikle onu söyleyeyim, hani özür dilerim ama gerçekten biz şimdi piyasada en büyük yaşadığımız sıkıntı bu. Bakın, size şöyle özetleyeyim arkadaşlar durumu. Az önce söyledim ya, 150 civarında bir insandan bahsediyoruz. 150 kişilik bir yerden bahsediyoruz. Bu 150'nin en az 120-130'u, ben 97'de başladım bu işi. 2021 yılındayız. 24 senedir bu işi yapıyorum. Bu bahsettiğim Ankara'daki 150 kişinin en az 110'unu, 120'sini ben 24 yıldır tanıyorum. Yani az önce söyledim işte, bakın ben Show TV'de çalışırken işten rahatsızdım. ATV'ye geldim. Hatta arada Fox TV ile anlaştım. Fox'a gitmek üzereyken ATV'ye geldim. Yani 3 tane kanal değiştirdim mesela düşündüğünüz zaman. Aynı şekilde ATV'deki adam Show TV'ye gitti, çalıştı. Oradan yine bıkan ya da ne bileyim işten çıkarılan başka bir arkadaş Kanal D'ye gitti. Yani şu an hepimiz aslında biz piyasadayız. Hani biz Allah gecimizden versin ya öleceğiz ya emekli olup gideceğiz. Tamamen hani aramızdaki beceriksizler de eleniyor zaman içerisinde ama hani çok çok beceriksiz olacağız da bir daha tövbe iş bulamayacağız ki o yer boşalsın. O boşalan yere de sizlerden birileri girebilsin. Ama şöyle de bir gerçek var. Ya sizlerden biri girene kadar sizin sizden daha önce mezun olmuş nice mezun var şu an piyasada. Hala kendini yetiştirmeye devam eden, işte örneğin yabancı dili zayıfsa yabancı dilini geliştirmeye çalışan, az okuduysa daha çok okumaya çalışan, yani sizden önce mezun olmuş nice insanlar var şu an hala işsiz olan. O yüzden lütfen bakın, Ankara için 150 ise İstanbul için de hadi 250 diyeyim ben size. Hadi 400 kişilik bir grubun içine girmeye çalışacaksınız diyelim. Hadi yani her şeyi koyun içine, kameramanları koyun 1000 kişi diyeyim. O 1000 kişinin içine girmeye çalıştığınız 1000 kişinin zaten 600-700'ü 20 yıldır, 25 yıldır piyasada. O kanaldan o kanala, o kanalda 3 sene çalışıp öbür kanalda 5 sene çalışıp öbür kanala 3 seneye giden böyle insanlar. Yani biz buraları boşaltmadığımız sürece size yer zaten çok kısıtlı. O kısıtlı yere girebilmek için de elinizden geleni yapmanız lazım. Yani lütfen hani böyle ben mezun oldum, bana kucağımı açtılar, ATV'de beni bekliyorlar, Show TV'de beni bekliyorlar diye düşünmeyin. Böyle bir hayat yok. Yani biraz acı oldu, kusura bakmayın ama. Yo, bence tam tersi. Yani bakıldığında böyle hani gözlerini de büyütmüş olabilirler bu televizyonda çalışmayı, medya sektöründe çalışmayı ve ya bunlar çok şey isteyebilirler, şansımız yok diye düşünüyor olabilirler ama söylediğiniz şeylere bakıyorum. Okuyun diyorsunuz. Zaten bütün üniversite öğrencilerinin okuması gerekiyor. Ne bulurlarsa okumaları gerekiyor. İkincisi de gündemi takip etmek. Bu da zaten yani vatandaş olarak hepimizin içinde yaşadığımız ülkenin gündemini takip etmek. Bu iki şarttan bahsettiniz ve bence herkes için iyi bir haber. Bu yani, staj dönemini gerçekten çok önemsesinler lütfen. Yani staj döneminde hem evet, bir şey öğrenirken yani oradaki muhabir arkadaşlara kendilerini göstersinler. Oradaki muhabir arkadaşlar desin ki ya bu çocukta cevher var. Örneğin Ahmet mesela. Ahmet gitti staj yapıyor. Ya Ahmet çok iyi çocuk. Bu çocukta gelecek var. Bu çocuğu değerlendirelim.
bir yere adam arayacakları zaman bunu düşünelim falan desinler. Yani bunu sağlasınlar ve gittikleri staj yerinde tanıştıkları ya da stajda muhabirle birlikte göreve gittikleri an olursa şayet göreve gittikleri yerde tanıştıkları insanlarla çok güzel bir ajanda geliştirsinler kendine. Yani frist geliştirsinler, ajanda demeyeyim. Fristleri ne kadar geniş olursa o kadar iyidir. Çünkü birilerinin aklına gelir. Yani ben hatırlamayabilirim belki ama işte o çağdaş der ki ya abi bizde bir stajyer vardı hatırlıyorsun bak falan. Hani bunu dedirtin birilerine ki aklımıza gelsin bizim de. Aa evet ya, hani sıfırdan bir adam alacağız mesela. Çok nadir olur bu ama bizde nadir olur. Kanal D'nin belki alacağı tutar o sene. O sene o Kanal D'de de olmaz. Star'da sıfırdan bir adam alacakları tutar. Ve o zaman akıllarına gelsin. Aa ya bizim Ahmet vardı dur bunu bir arayalım. Ne yapıyor falan desin yani. Evet, bir de staj döneminden bahsettik söylediğiniz gibi. Ama mesela bizim okulumuzda hani bununla ilgili bir düzenleme yapılacak muhtemelen ama zorunlu bir stajımız yok. Dolayısıyla böyle medya kuruluşlarıyla karşılıklı hani öğrenci gönderme gibi bir durumumuz yok. Siz de stajın çok önemli olduğundan bahsettiniz. Mesela bunun dışında, zorunlu staj dışında mesela öğrencilerimiz size gelip ben burada bir ay yazın staj yapmak istiyorum dediğinde böyle bir fırsat sağlıyor musunuz onlara ya da genel olarak mesela Eskiden sağlıyorduk. Eskiden sağlanıyordu. Hatta ben eş dost tanıdık mesela bulamamış oluyordu stajyer. Rica ediyorlardı. Ben atıyorum işte Habertürk'ün haberin müdürünü arıyordum. Ya hepimiz arkadaşız sonuçta yani. Ya da ne bileyim bilmem neredeki muhabir arkadaşımı arıyordum. Böyle böyle bir durum var falan diye. Benim bile başka kanallara stajyer gönderdiğim çok olmuştu mesela. Ama şöyle bir talihsizlik oldu maalesef. Bir dönem bir stajyer arkadaşımız dava açtı çalıştığı kuruma, ismini de vermeyeyim kurumun. Yani beni işte göreve gönderdiler, bana haber yazdırdılar ama bana para vermediler, bana kadro yapmadılar diye dava açtı. Mahkeme de onu haklı buldu. Evet sen bunu göreve göndermişsin. Halbuki o göreve gitmesinin nedeni işi öğrenebilmesi için. Yani mesela düşünün ki aranızdan bir arkadaşınız geldi stajyer. Ben ona yani resmi staj olduğu için çok rahat yapıyorum zaten. Üçüncü, beşinci günden sonra baktım hani meraklıysa eğer istiyorsa gerçekten bu işi. Üçüncü, beşinci günden sonra sen şu haberi bir yazmaya çalış diyorum. Veriyorum eline yani. Anadolu Ajansı bir görüntü geçmiş mesela. Şu görüntüyü bir izle de diyorum sen bunu bir haber yazmaya çalış bakalım nasıl olacak diye. Şimdi o yazdığı haberden dolayı kuruma dava açıyor bahsettiğim kişi. Ondan dolayı o kurum çok ciddi bir ceza ödedi. O cezadan dolayı da o gün bugündür yani resmi staj dışında üniversitelerle nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Gerçekten işin hani teknik boyutunu bilmiyorum ama o yasal staj dışındaki stajlara izin vermiyorlar artık. Yani ben desem bile tamam Sevtap'cığım işte sen gönder bana 3 tane öğrenci ben staj yaptırırım desem bile insan kaynakları kabul etmeyecek onu. Çünkü ya, böyle bir... Sadece sizin büro için mi geçerli yoksa genel olarak? Genel olarak böyle, genel olarak böyle. Anladım. Yani bizim büro değil zaten. Dava açılan kanal biz değildik mesela. Başka bir kanal. Başkaydı, evet. Yani o çok ciddi ceza ödediler. Evet. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımızın başında hatırlatmıştık ama galiba sesimiz çok da iyi gitmemiş. Tekrar hatırlatma ihtiyacı duydum. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız YouTube TV üzerinden sorabiliyorlar sorularını. Sağ alt köşede soru sor butonuna tıklayarak sorularını yazıp gönderebilirler. Bu arada gelen sorulardan size iletmek istiyorum Salim Bey. Kariyer Merkezi Müdürümüz Sümeyra Gazel hocamızın bir sorusu var. Merhaba diyor size öncelikle ve hoş geldiniz diyor. Ve çok keyifli bir söyleşi gerçekleştiğini söylüyor. öğrencilerimize alanında okunması gereken bir kitap ya da izlenmesi gereken bir film tavsiyesi var mıdır diye sormak isterim demiş kendisi. Ben de size onun sorusunu iletmiş olayım. Film olarak hani ben çok fazla televizyon ya da işte ne bileyim öyle hani haberci olduğum için ekran karşısında vakit geçirebilecek zamanım olmuyor maalesef. İşte az önce bahsettim ya saat 19.45'te bülten bitiyor. Eve geldin, duşunu aldın, yemeğini yedin bilmem ne diyene kadar zaten saat oluyor 10. O saatten sonra da işte belki internet üzerinden o YouTube'dan şuradan buradan falan böyle eğlenceli birkaç bir şey bulabilirsen onlarla kafa dağıtmaya çalışıyorsun. Zaten evde sohbetti falandı filandı derken konu gidiyor. O yüzden hani ekranla ilgili bir şey diyemeyeceğim ama okumakla ilgili de işte az önce söylediğim şey. Yani bu ilgi alanı tabii ki önemli. Hani ben mesela yakın siyasi tarihi çok severim. Bulabildiğim kadarıyla bu sadece bugün değil yani. Mesela yeni başladığım zamanlarda da öyleydi. Onun bir de gerçi biraz şeyi vardı.
ezikliği vardı. Zamanında işte arkadaşlarımızın yaşındayken, öğrenciyken okumamış olmak, haberden uzak olmak, anlattım ya işte başta. Yani haberle hiç ilgim olmaması falan. Bunların belki vermiş olduğu bir eziklik, bir o aradaki açıklığı kapatmak istediğim için yakın siyasi tarihi çok severek okuyordum. Şu an bana sorsanız mesela ben onu söylerim ama yine de dediğim gibi yani ne olursa olsun yani ne buluyorlarsa onu okusunlar. Gerçekten bakın dergi okusunlar ya çok da önemli değil yani hani gittiniz kuaförde mesela bir sürü dergi oluyor ya alın onları okuyun yani o bile bir gelişmedir. Ya okumaktan kasıt hani sadece bilgi dağarcığınız tabii ki artıyor ama bilgi dağarcığı artarken bir taraftan da okuduğunuz şey sizi karşıdaki insanla sohbet sırasında sizin konuşmanızı da etkiliyor. Ya da canlı yayına çıkacaksınız. Canlı yayında mesela ne anlatacaksınız? Bugün kaç kişi izliyor şu an bilmiyorum biz ama örneğin atıyorum 15-20 tane arkadaşımız izliyorsun. 15'inizi 20'inizi ben mesela canlı yayına alıyorsam canlı yayında ne anlatacaksınız? Ne konuşacaksınız? Yayın bittikten sonra kendi kendinize bir canlı yayın yapmaya çalışın mesela. 30 saniye canlı yayın yapabilecek olursanız yani herhangi bir konuyla ilgili 30 saniye boyunca aralıksız ve hani tabii ki düzgün cümleler birbiriyle bağlantılı yani böyle tamamen afaki iki kelime oradan aldım, kelime buradan aldım gibi değil de 30 saniye boyunca birbiriyle bağlantılı bir cümle dizilimi yapabilecek olursanız gerçekten ben sizi başarılı addedeceğim. 30 saniyeden bahsediyorum. Yeri geliyor çıkıyorsunuz benim mesela 13 dakika yayınım vardır. 13 dakika boyunca spiker sadece bana bir top attı yani pas attı. O pastan sonra spiker yok ortada. Ben konuşmak zorundayım. Çünkü masa kilitlendi. Yayın masası kilitlendi. Yani hiçbir şey okuyamıyorlar. Hiç haber playlenemiyor. Ben bir şeyler anlatmak zorundayım. Ben de susarsam bitti yani. Ekranı karartacaklar böyle. Mecburen konuşmak zorunda kaldım 13 dakika boyunca. Bakın ne diyorum size? 30 saniye bunu bir cümle kurabilecek olursanız başarılı addedeceğim ben sizi. İşte o yüzden o 30 saniye, 1,5 dakika, 5 dakika, 15 dakika hiç fark etmez. Onlar işte okuma sayesinde olacak. O yüzden ne bulursanız okuyun diyorum. Yani gazete okuyun, dergi okuyun. Ha mümkün mertebe yani işte siyaseti ilgilendiren, yakasıyı geçmiş. Ha bunlar benim ilgi alanım olduğu için özellikle size onu tavsiye edebilirim belki. Ama roman okuyun ya, roman seviyorsanız. Hikaye okuyun, hikaye seviyorsanız. Ha, bizim dönemimizde ablamların çok okuduğu şeyler vardı. Bilmiyorum hala var mı onlar da. Aşk romanları falan vardı. Ne deniyordu ona? Pembe roman mı deniyordu? Onlardan okuyun ya. O bile yani şeydir, sorun değil. Yazılmış bir şey sonuçta, bir emek var. Mutlaka okuyun. Evet, çok önemli gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Yine kariyer merkezi yöneticilerimizden Zengin'in bir Evet. sorusu var. İyi yayınlar diliyor. Değerli katkıları için size teşekkür ediyorum. Acaba kariyerinde dönüm noktası olarak nitelendirebileceği bir durum ya da olay olmuş mudur diye sormuş kendisi. Oldu. Az önce hatta arada bir söyledim. Yani pişman mıyım değil miyim bilmiyorum ama işte Fox TV'ye hayır deyip de ATV'ye gelmem oldu. Yani bambaşka bir kariyer olabilirdi. Yani bilmiyorum. Hala muhabir olarak hayatıma devam ediyor olabilirdim. Fox TV'de muhabir olarak devam ediyor olabilirdim. Belki Fox TV'de zamanında Umut'un yapmamış olduğu o sabah programını belki ben şu an sunuyor olabilirdim. Belki işten çıkarılmış olabilirdim. İşsiz kalmış olabilirdim. Yani her Evet. şey olabilirdi bilmiyorum. Hani o tarafa doğru yolum gitseydi ne olurdu bilmiyorum. Ama işte bir gecede arkadaşlarımın gazına gelerek öyle söyleyeyim. Bir gecede verdiğim bir karar yüzünden şu an mesela ATV'nin Ankara Haber Müdürü'yüm. Zaman içerisinde dövündüğüm, böyle kendi kendime ah be dediğim olmuştur tabii ki. Keşke oraya gitseydim dediğim olmuştur tabii ki. Kaldı ki orada devam etmiş olsaydım sonunu gerçekten tahmin edemiyorum. Bilmiyorum yani iyi mi olurdu, kötü mü olurdu ama bambaşka bir yol olurdu yani. Evet, öğrencilerimizden Supiye Güneş'in bir sorusu var. İyi yayınlar diliyor öncelikle ve çoğu alanda olduğu gibi medyada da bir tekelleşmenin olduğunu ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizin neler olduğunu soruyor. Valla Supiye çok güzel çözümlemiş. Tebrik ediyorum. Maalesef. O da yani bu da bir kötü bir şey aslında. Olmaması gereken bir şey de. Bakın şimdi. ATV, A Haber, A Spor, A News, Sabah Gazetesi, Takvim Gazetesi, pardon. Takvim. Ha Yeni Asır Gazetesi, Minik Ağa. Bütün bunlar bir patronu. Koy bir kenara.
Yani Turkuaz Medya'ya girerseniz, bu kanallardan birinde çalışmak istiyorsanız Turkuaz Medya'ya girmek zorundasınız. İşte Habertürk, Show TV, Akşam Gazetesi koyun bir tarafa. Kanal D, Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, bunlar tek bir patron. Yani herkesin bir haber kanalı var, bir prime time televizyonu var, bir gazetesi var veya birden fazla gazetesi var. Yani toplasanız, hadi Fox'u da koyarsak 5 grup. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane grup var. Yani Türkiye'de çalışabilecek 5 tane grup var. Bu 5 grubun farklı farklı gazeteleri, kanalları, televizyonları, işte internet medyaları falan var. Ama evet, yani tekelleşme keşke olmasa da yani maalesef oldu işte ya. Yani bu hani bizi aşan bir şey. Buna yani benim yapabileceğim bir şey yok. Bununla ilgili bir çıkış önerin var mı diye sorarsanız o da yok. Mecburen yani hani o çark dönüyor, dönen bir çark var. O çarkın içine girmek için mücadele edin. Yani tek söyleyebileceğim şey o olur. Çünkü bu tekelleşme bitmez. Yani şu bir hayaldir. Bir defa bunu bir kenara lütfen yazın. Gazeteciler gazetecilik yapsın. Yani gazete patronları gazeteciler gazeteci olsun. Ya da işte iş adamı medya patronu olmasın. Bu hayal, böyle bir dünya yok. Yani bir muhabire bugünün şartlarında mesela orta halli bir muhabirden bahsediyorum. Yani öyle çok 10-12 yıllık işte senior muhabirden falan bahsetmiyorum. Orta halli bir muhabirden bahsediyorum. 7-8 bin lira bir maaş. Üzerine bunun işte sigortası, şusu busu maliyeti falan. 212 sigortaların biliyorsunuz maliyeti biraz daha fazladır. Yani 15 ile 20 bin lira arasında bir kişinin maliyetini düşünün. Bir muhabirin sadece. Her büroda 10 tane muhabir olsa 100 bin. Bunun haber müdürü var, editörü var, işte temsilcisi var, şoförü var, kameramanı var. Yani bu şeyi, ki bu sadece Ankara büro. İstanbul'u düşünün. Bunun bir de yayın giderleri var. İşte link kirası var. Dijitürk'e ayrı para veriyorsunuz. İşte atıyorum D-Smart'a üye aboneyseniz ona ayrı para veriyorsunuz. Hepsine ayrıca bütün bu giderleri düşündüğünüz zaman yani öyle senin benim gibi hani gazetecilerin altından kalkabileceği bir şey değil bu. Yani çok ciddi bir yekün. O yüzden bir iş adamı yani paralı birilerinin bu işi yapması şart. Ha şu olabilir. Belki gazete ama yani küçük gazeteler falan olabilir. Yani yerel gazetelerde falan belki öyle bir şey olabilir. Hani 3-5 arkadaş biz gazeteciler bir araya geldik. Önce 4 sayfa bir gazete çıkarmaya başladık. Baktık tuttu. Reklamda alabiliyoruz. Hadi bunu 10-12 sayfaya çıkaralım falan. Belki yerel olarak olabilir ama ulusal çapta bu da mümkün değil. Yani gazeteciler yola çıktı. Hep birlikte Sözcü gazetesini kurduk dedikleri, ki ilk kuruluş aşaması gerçekten öyleydi. Ama sonrasında yine işte sağdan soldan finanse edilerek yürüyen bir Sözcü gazetesinden bahsediyoruz. Yine yani Sözcü gazetesi öyle gazetecilerin hep birlikte kurup da çıkardığı bir gazete değil maalesef. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani kapitalist düzen maalesef. Para kazanması lazım. Yani paralı birilerinin bu işi yapması lazım ki işte benim gibi diğer çalışanların, emekçilerin maaşları ve teknik giderler karşılanabilsin. Bu arada yani yerel gazete deyince şimdi aklıma geldi de Yozgat'ta vardır diye tahmin ediyorum yerel gazete, yerel televizyon. Arkadaşlar tabii. Oralarda da şansını deneyebilir. Oralarda da deneyim kazanabilirler. Bakın bunu da göz ardı etmesek aslında iyi olur. Yani şansları varsa eğer oralarda yani az para veriyor olabilirler. Ha, hiç para da vermeseler yani ne bileyim deneyim olur sonuç itibariyle. Yani ben işte Yozgat TV'de, 66 TV'de 3 ay çalıştım, 3 ay muhabirlik yaptım demek ayrı bir şey. Yani orada vardı Yozgat TV'de ben izliyordum demek ayrı bir şey. Yani bu da değerlendirilebilir. Çünkü yerel kanallarda yani şöyle az para verdikleri için bazı arkadaşlarımız küçümsüyor olabilirler. Küçümsemesinler. Sonuçta yaptığımız iş aynı. Yani o yerelde yapıyor haberi. Yozgat gözüyle görüyor. Yozgat çevresinde olan işte Yozgat'ın yer köyünde bilmem ne oldu haberi yapıyor. Sen ulusal kanalda yayın yaptın, ulusal çapta yayın yaptığın için sen işte aynı zamanda Hakkari'yi de görüyorsun, aynı zamanda İstanbul'u da görüyorsun. Yoksa yaptığımız iş aynı. Evet. Yani mantığımız aynı. Ben ayrıca şunun da bir fırsat olabileceğini düşünüyorum mesela. Hani öğrencilerimiz illa böyle çok büyük televizyon kanallarında çalışmayı kendine hedef olarak koymak yerine mesela çok sayıda dijitalleşmenin gazetecilik üzerindeki etkilerine bakacak olursak mesela şimdi çok deneyimli gazeteciler bile işte bir YouTube kanalı açarak yayınlarını oradan da devam ettirebiliyorlar. Mesela bunun bir tehdit olarak değil de hani işte gazeteler kapanıyor, oralarda iş bulamayacağız, her şey dijitale dönüyor gibi değil de mesela çok fazla sayıda dijital gazete var.
Hani buralar o kadar cazip gelmeyebiliyor öğrencilere bazen ama buralardan başlayarak kendi kurabilecekleri bir kanalda bile deneyim kazanarak ki bizim öğrencilerimiz arasında da böyle girişimleri olan ve çok başarılı işler yapan arkadaşlarımız var. Belki başka dijital gazetelerde deneyim kazanarak buralardan başlayabileceklerini düşünüyorum. Bunun bir avantaj olarak kullanabileceklerini düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda neler düşünüyorsunuz. Yani kesinlikle doğru söylüyorsun. Şöyle, şimdi az önce hani yerel kanal söylerken aslında hani hemen hemen aynı şeyden bahsediyoruz aslında. Evet, orada deneyim kazanırsın. Aynı şekilde internet mecrasında da deneyim kazanabilirsin. Hatta internette belki daha özgür olabilirsin. Daha iyi bir deneyim de kazanabilirsin. Bu biraz başta konuştuğumuz mevzuyla da ilgili aslında. Hayattan beklentilerin ne? Yani ben mesela iktisat mezunu olduğum için, hani iletişim fakültesini bitirmediğim için böyle ben şöyle iyi haberci olacağım, böyle bilmem ne yapacağım. Hani habercilik anlamında kariyerimde böyle bir şey çizmiş olmadığım için ben işe daha ziyade hani çalışayım, işimi düzgün yapayım, iyi yapayım. Bunun karşılığında hep iyi yerlerde iyi maaşlarla çalışayım. Yani benim hayattan kariyer planlamama yönelik hani ne haber müdürü olmayı istedim hayatım boyunca, ne parlamento muhabiri olmayı istedim. Ama yaptığım işin en iyisini yapmayı istedim. Bunun da karşılığı bana para olarak döneceğini bildiğim için yapmak istedim. Yani başta hani şey derken onu söylemek istiyordum. Tamamen duygusal derken bunu söylemek istiyordum. Şimdi arkadaşların da hayattan beklentisiyle ilgili. Yani siz diyorsanız ki habercilik beni tatmin ediyor zaten. Aldığım paranın çok, o bende ikinci planda diyorsanız oradan devam edersiniz. Ama para benim için birinci planda diyorsanız, yani çünkü benim bir hayatım olacak, ileride aile kuracağım, işte helikopter alacağım, araba alacağım, ev alacağım, yat alacağım, kat alacağım, yani neyse bir planınız varsa bu yönde, o zaman iş biraz daha hani geleneksel medyaya dönmek zorunda. Çünkü internet medyasında maalesef ki şey, hani böyle sizi çok tatmin edecek paralar olmayabilir. Olur tabii ki. Kendinizin yaptığı, mesela bir arkadaşımız vardı bizim. Ben duyduğum zaman şaşırdım, inanamadım. Gerçekten doğru mu böyle bir şey diye. Araştırmadım da bilmiyorum ama herhalde bana yalan söylemek zorunda değil. Bir YouTube kanalı kurdu, nasıl zayıfladım falan diye. O da daha önce Fox TV'de çalışıyordu, şimdi bizim A Haber'de. Fox TV'de çalıştığı zamanlarda işte atıyorum 130 bir bayan arkadaş, bu arada kadın arkadaş, affedersiniz bayan dedim ama 130 kilolarda falan. Şimdilerde böyle 80 kilo mu 70 kilo mu öyle bir şey galiba, tam bilmiyorum, hani kadının kilosuyla ilgili çok yorum yapamıyorum, beceremiyorum o işi, şeyi algılamayı. Onun söylediği bana aynı şekilde bir başka arkadaşı yapmış mesela, aldığı para, kazandığı para dolar üzerinden, YouTube'dan bahsediyor, dolar üzerinden para kazanıyor ve aldığı para, o zaman konuştuğumuzda biz, benim aldığım maaşın iki katıydı. Ben inanamamıştım yani, gerçekten böyle bir şey var mı, mümkün mü diye. Hani bu kadar başarılı iseniz zaten internet mecrasından yürüyün. Orada da güzel paralar kazanılıyor yani. Hatta evet, orada işte internet fenomenleri falan var ya, o bambaşka bir şey. Hani bambaşka bir mecra. Oraya çok hakim değilim, bilmiyorum ama orada da güzel para kazananlar var. Ama habercilik anlamında diyorsanız elbette ki deneyim kazandırması açısından internet olmuş, yerel televizyon kanalı olmuş, yerel gazete olmuş, hiç fark etmez. Deneyim deneyimdir. Bunu mutlaka değerlendirsinler. Evet. Bu anlamda az önce konuştuğumuz konu, hani okusunlar, her şey hakkında bilgisi olsun, işte oturmasını kalkmasını bilsinler gibi şeyler söylediğinizde benim aklıma şu geldi. Mesela yani öğrencilerimizin tamamında değil de mesela bazılarında şöyle bir fikir var. İşte bizim iletişim fakültesinde aldığımız teori dersleri çalışmaya başladığımızda ya da staja gittiğimizde hiçbir işimize yaramayacak. Biz burada kamera kullanmasını, kurgu yapmasını öğrenelim, sadece teknik olarak bilgi sahibi olalım. Çünkü kimse bize bunları sormayacak ama sizin söylediklerinizden, aradığımız şartlardan aslında bunun tam tersi olduğunu çıkardım ben. Bilmiyorum doğru mu çıkardım. Mesela staja gelen arkadaşlarımızdan gözlemlediğiniz kadarıyla daha teorik açıdan mı daha eksik olduklarını, yoksa uygulama açısından mı eksik olduklarını düşünüyorsunuz? Ben naçizane kendi fikrimi, tabii ki fakültede ders veren bir hoca olarak ve genellikle kuramsal dersler veren bir hoca olarak, ya hiçbir şekilde iletişim fakültelerinin meslek yüksek okulu gibi algılanmaları gerektiğini düşünmüyorum. En azından bir mesela siyasi partiye gittiğinizde siyaset bilimi dersi almış olmanızın mesela, oradaki terimlere aşina olup orada ne konuşulduğunu anlayıp haberi daha rahat yapabileceğiniz, hatta diğer türlüsü hiç yapamayacağınızı, işte hukukla ilgili terimleri bilmeden ya da bir sosyoloji dersi almadan, toplum yapısını tanımadan ya da bir psikoloji, sosyal psikoloji dersleri almadan
mezun olmanın çok büyük eksiklik olduğunu ya da buraları göz ardı ederek kendini geliştirmenin teknik anlamda çok gelişseniz bile büyük eksiklik olduğunu ve çalışırken de bunun eksikliğini hissedeceklerini düşünüyorum. Bu anlamda nasıl, sizin görüşleriniz nasıl ve nasıl tavsiyelerde bulunursunuz ve gözlemleriniz ne yönde en önemlisi mesela karşılaştığınız stajyerler arasında? Soruyu sormak istediğinizde emin misiniz? Ya şöyle, bu gerçekten çok hani üzerinde çok tartışmamız gereken bir konu. Niye? Yıllardır da tartışılıyor. Ben başta şöyle. Tamam, şöyle başlayalım. Bu tartışma hala da var. Ben İktisat Fakültesi mezunuyum demiştim ya. Daha iktisada giriş dersi Atilla Kesim hocanın ismi. İktisat bölüm başkanı aynı zamanda. Bizim bölümümüzün başkanı Atilla Kesim. Ya birinci dersimiz ya ikinci dersimiz hatırlamıyorum. Kızgınlıkla bize bir şeyler söylüyor. Siz diyor şimdi kendinizi bir şey o adam olacağım sanıyorsunuz değil mi diyor. Ticaret Lisesi mezunları sizden daha bir adım daha önde. Hatta iki adım daha önde. Yani buradan çıktığınız zaman hiçbir şey olmayacaksınız. Boşuna öyle heveslenmeyin. Diye bizi yerin dibine soktu yani. Bittik biz böyle. Ne diyor ya bu adam niye bizi sevmiyor falan diye. Kızıyoruz yani böyle. Sonra bunun nedenini öğrendik biliyor musunuz? 4 sene ben okudum. 4 sene boyunca beyanname nedir görmedim. Okul bitti mezun oldum. Beyanname nedir hala görmedim. İktisat fakültesi mezunuyum. Aldığım iktisat derslerinin, aldığım muhasebe derslerinin haddi hesabı yok. Hatırlamıyorum bile kaç tane muhasebe aldık. Her dönem en az bir tane oluyordu. Bazı dönemlerde 2 tane muhasebe dersi oluyordu. Ve ben bana gösterin mesela bu beyanname deyin. Aa bu neymiş ya derim. Görmedim, beyanname görmedim. Ya adam o yüzden çok haklıymış. Niye? Ticaret Lisesi mezunları Ticaret Lisesi'nin daha birinci sınıfından itibaren beyanname doldurmaya başlıyorlar. Yani bu atıyorum ne bileyim evle ilgili olabilir. Ev kiralıkta bir eviniz vardır onun beyannamesi olabilir. İşte gelirinizle ilgili gelir vergisi beyannamesi olabilir. Ama ben hiçbirini görmedim. Ama onlar hepsini dolduruyor Ticaret Lisesi mezunları. Doğal olarak İktisat Fakültesi mezunundan bir belki 5 belki 10 adım daha öndeler aslında pratik anlamda. Buradan nereye geleceğim herhalde anlaşılmıştır. Ya şöyle iletişim fakültelerinde ben stajyer arkadaşlarımızda değil hatta bende çalışan da var böyle. Yani iletişim fakültesini bitirip de 24 TV vardır bilirsiniz belki bilmiyorum. Kanal 24 haber kanalı. Orada zamanında çalışmış 3 sene orada çalışmış oradan da bize gelmiş bir muhabirim var benim mesela. Ben onu hala gerçekten eğitmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü okuldaki şimdi haber kanalıyla bizim durumumuz farklı. Haber kanalında ve ajanslarda yani bu NTV'si de böyle A Haber'i de böyle 24'ü de böyle genel olarak söylüyorum haber kanalı diye. Yoksa bir spesifik olarak bir tane kanaldan bahsetmiyorum. Haber kanalları ve ajanslar. Bunda da Anadolu Ajansı da böyledir, Doğan Haber Ajansı da böyledir, İhlas Haber Ajansı da böyledir. Bunlarda modamod okulda verdiğiniz o işte hani 5M1K'nın da içinde yer aldığı İşte ters piramit, düz piramit kafasına göre kurguladığı hangisini istiyorsa artık. Kurguladığı haber yöntemleriyle yazılan haberlerdir. Evet, haber kanalında bunlarla çalışabilirler. Ajanslarda bu bilgilerle çalışabilirler. Ama hiçbir prime time kanalında bu şekilde haber yapamazlar. O haberi çok kibar tabirle söyleyeceğim. Böyle kırıştırırlar. Eskiden öyleydi çünkü biz yazdığımız öyleydi. Printer'dan çıktısını alırdık, götürdük, imzalatırdık. Şimdiki gibi internet üzerinden imzalanmazdı haberler. Haber müdürü alırdı, onu böyle kırıştırır, suratımıza atardı. Git tekrar yaz bunu diye. Bu ne biçim haber diye. Sonu böyle olur bunun. Neden? Çünkü yani bizim için ya bu şey değil ki hani bir bilimi yıkmaya falan çalışmıyoruz biz. Ya da ne bileyim akademisyenlere karşı böyle bir direniş içerisinde falan değiliz. Ama bakın Fox'a da bakın aynısıdır. Kanal D'ye de bakın. Star'a da bakın. Show'a da bakın. Bize de bakın aynısıdır. Bizim için 5M1K'nın hiçbir önemi yok. Yani bizim yazdığımız haberlerde ben muhabirlerimden 5M1K falan aramam. Kendi yazdığım haberde de yeri geliyor olmuyor. Hani 5M1K'nın mesela 2 tane enini ben KAM'da veririm. Haber spikerine söyletirim. 3 tane enini ve K'sını da haberin içinde veririm. Oldu sana 3N1K. Hani 5N1K? İkisini ben halbuki şeyde verdim. KAM'da verdim. Yani bu hani şey gibi düşünmeyin lütfen bunu. Piyasaya direniyormuşuz gibi ya da işte akademisyenlerle aramızda bir sorun varmış gibi ya da akademisyenlere direniyormuşuz gibi algılamayın lütfen. Ama seyirci bunu istemiyor. Seyirci bunu beklemiyor. Bu haber dilini beklemiyor. O haber dili için biz de şunu yapıyoruz. Yani alınması gereken şey bir defa bütün öğrenci arkadaşlarımız şunu bilsin.
Yani okulda hocalarınız ne veriyorsa bunu almak zorundasınız. Bunun başka şansınız yok. Yani ben bu işime yaramaz, bu piyasada benim için önemli değil. Böyle düşünüyorsanız bile almak zorundasınız. Yoksa nasıl mezun olacaksınız? Zaten bunun başka bir, hani tartıştığımız konu bu olmamalı şu an. Konu başka bir yere gitmesin diye söylüyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Haber yazım teknikleri mesela. Ben beğenmiyorum. İletişim fakültelerinin bu, bütün iletişim fakülteleri içinde böyledir ama. Yani eğer bir iletişim fakültesinde piyasadan gelmiş bir hoca varsa onu dışarıda tutarım. Piyasadan gelmiş hoca da gerçekten prime time'ı biliyordur. Prime time'da nasıl haber yazılır, nasıl haber takip edilir, bunları anlatmıştır. Var mıdır bilmiyorum ama hani çok fazla fakülte olduğu için belki vardır. O yüzden bunu ayrı tutuyorum. Ama onun dışında sadece akademiden gelmiş olan, sadece işte kitaplardan okuyarak gelmiş olan, piyasadan geldiyse bile işte sadece gazetecilik yapmıştır ama televizyonculuğu bilmez. Televizyonculuğu bilir ama haber televizyonculuğunu bilmez ya da prime time televizyonculuğunu bilmez. O kadar çok ki hani bunlar. Hani bunun bir şeyi yok zaten. Bütün bunları ayrı tutuyorum. Ne olursa olsun beğensek de beğenmesek de o haber yazım tekniğini öğrenci arkadaşlarımızın öğrenmesi lazım. Yani ben bunu piyasada benim bir işime yaramayacak diye düşünemezsin. Böyle bir lüksün yok. Öğreneceksin ki mezun olabilesin. Yani o kitaplar mecbur okunacak. Okulda verilen kitaplar, okulda verilen notlar mecbur olacak. Ama ben işin başka bir tarafını anlatmaya çalışıyorum. İşte anlatmaya çalıştığım taraf da, yani biz böyle akademiyle kavga ediyor gibi görünmeyelim lütfen. Yanlış anlaşılmasın. Ama gerçekten piyasadan deneyimli arkadaşlar bu işleri yapmadığı için ya da belki işte stajyer arkadaşlar, staja vurgu yapmamın nedeni de oydu zaten. Stajyer arkadaşlar geldiklerinde işi öğrenmemek üzerine staj tamamladıkları için, yani işi öğrenmek gibi bir niyetleri olmadığı için karşımızda biz bomboş muhabirlerle karşılaşıyoruz. Benim kızgınlığım buna zaten. Yani ben şimdi 24 yılımı vermişim. 24 yıl sonrasında haber müdürlüğü pozisyonundayım. Ya bırakın da bana bir huzur verin de ben rahat rahat, değil mi? Hani şu koltuğun bir şeyini süreyim ya. Zevki sefasını süreyim. Yok öyle bir şey. Ben akşama kadar yeri geliyor iki tane haber yazıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü bahsettiğim muhabir arkadaşlarımdan birisi, işte 24 TV'den gelen muhabir arkadaşım, hala üniversitede öğrendiği gibi bana ters piramitle haber getiriyor ya da 5N1K ile haber getiriyor. Yok, seyirci bunu istemiyor. Seyirci bu tanımlamayı kim yapmıştı? Kerem Kırçıval diye benim zamanında Show TV'deyken haber müdürlüğümü yapan bir arkadaşım vardı. O yapmıştı. Çok da güzel bir tanımlama. Lütfen yanlış anlamayın. O tanımlamayı kullanmak istiyorum ben. Prime time televizyonunu izleyenleri 0-6 yaş grubu olarak düşünün. 0-6 yaş grubuna nasıl hitap edilirse öyle hitap edilir ki biz karşıya bir şeyler geçirebilirim. Yani ben ağdalı ağdalı cümleler yazarsam köydeki Mehmet Ağa nereden anlasın benim ne diyeceğimi? O yüzden böyle 0-6 yaş grubunu anlatır gibi tane tane kısa 3 kelimelik cümleler mesela. Yeri geldiğinde böyle hani küçük oyunlar yapabilirsiniz tabii ki ama yani bu hani okulda öğrendiğimiz şeyleri piyasada en azından bizim için prime time televizyonculuğunda piyasada çok fazla kullanmıyoruz. Bu konuda haklısınız. Ama bir şekilde öğrenip de mezun olmak zorundasınız ki bize gelebilirsiniz. Ama bize gelirken de işte bu staj dönemini iyi değerlendirmelisiniz ki birazcık en azından bizim ne yapmaya çalıştığımızı görebilin. Bize ya da neler vaat edebildiğinizi gösterebilin. Yani şey çok farklı. Piyasa gerçekten çok farklı. O konuda haklısınız. Bir şey demiyorum. Bazı aldığınız bilgiler hiçbir işinize yaramayacak olabilir. Ya benim de aldığım bir sürü bilgi var. Hiçbir işime yaramadı. Hatta benim hiçbir işime yaramadı. Ya ben iktisat fakültesini bitirdim ama işte sizin mesleğinizi yapıyorum. Düşünün. Benim ne işime yaradı? Ama ben o okulu bitirmek zorundaydım. Niye? O diplomayı cebime koymak zorundaydım. Ile ilgili bir haberi dinlemeye gittiğinizde çok işinize yaramıştır örneğin. Ya, bir dönem şey yaptım zaten ben. Ekonomi muhabirliği yaptım kısa bir dönem. Bir 3-4 ay kadar ekonomi muhabirliğim oldu. O konuda haklısınız tabii ki, işe yaradı. Hiç yaramadı değil ama ya sonuç itibariyle her şeyi bir kenara bırakın. O mezuniyeti alıp cebimize koymak zorundayız. O diploma olmadan kimse bizi ciddiye almıyor. Bu kadar basit. O diploma olmadan zaten kanallardan içeri giremezsiniz. Yani lise mezunları bizde mesela ATV, Turkuaz Medya Grubu'nda, sadece ATV'de değil, Turkuaz Medya Grubu'nda lise mezunu işe alınmaz. Peki yani, anlayacağım, özellikle iletişim fakültesi diploması olsun gibi bir şeye özen gösterilir mi en azından şart koşmak? Yani mümkün mertebe göstermeye çalışıyoruz açıkçası. Ben de yani şeyleri son noktayı biz koyuyoruz zaten. Şimdi İK'dan geliyor bize listeler. Yani bundan işte en son 6 ay önce mi? 6 ay önce aldık bir arkadaş. O zaman alırken mesela piyasada aradığımız şartlarda bir arkadaş bulamadığımız için bir erkek muhabir arıyorduk.
CV'lere dönüp bakmak zorunda kaldık. O CV'lerden araştırırken işte bizim istediğimiz şartların arasından insan kaynakları bir 70 kişilikti yanılmıyorsam bir liste çıkarmıştı. O 70 kişiyi en son eledik, 10 kişiye düşürdük. 10 kişiyi de işte arkadaşlara, eşe, dosta sorduk. Tanıyan var mı? Onların arasından işte 3 kişi tanınıyordu. 3 kişiye referans olundu. O 3 kişiden birini aldık biz de en son görüşme üzerine. Mümkün mertebe evet dikkat ediyoruz. Yani biz hani bu biraz da kişisel olarak, yoksa insan kaynaklarının böyle bir şey yok. İnsan kaynakları nerede çalışmış, ne yapmış, işte bize başvuru yapmış. Yani bizde mesela bir tane daha, sadece ben değilim bu arada iktisat mezunu olan. Yine bizde çalışan arkadaşlarımızdan birisi de uluslararası ilişkiler mezunu. Hani o biraz daha belki şey olabilir. Çünkü diplomasi muhabirliği yaptırıyoruz ona şu an. Diplomasi muhabirliği yaptığı için hem yabancı dili iyi, hem de işte uluslararası ilişkiler falan diplomasiye daha vakıf olduğu için kısmen daha alanı, yani benim nasıl ekonomi muhabirliği dediğim şey, hani ekonomi muhabiri olsam belki bu kadar göze batmazdım ama o da belki o yüzden kurtarıyor olabilir. Ama o da yani başka bir fakülteden mezun. Oluyor mu? Oluyor. Başka fakülteden mezun da alabiliyoruz. Mümkün mertebe iletişim fakültelerini tercih etmeye çalışıyoruz. Ama yani elzem değil, şart değil. Biz yani işin özü şu arkadaşlar, ya ben bunu okul başta da söyledim ya, hani okul birincisi olmak, fakülte üçüncüsü olmak falan çok önemli değil derken aslında bahsettiğim buydu ve öğrenciyken de aynı şeyi düşünüyordum aslında. Yani tamamen her şeyi kafanızda bilgilerle doldurduktan sonra o bilgileri karşıdakine anlatamıyorsanız, ifade edemiyorsanız o bilgilerin sizde olmasının benim için hiçbir önemi yok. Yani siz çok donanımlı birisi olabilirsiniz, çok bilgili birisi olabilirsiniz ama o bilgileri gelip de ATV haber merkezinde habere dönüştüremiyorsanız, ATV haberin 5 milyon izleyicisine geçiremiyorsanız o haberi, o bilgileri benim için hiçbir önemi yok. Evet, benim söylemek istediğim yalnızca haber yazma ile ilgili değildi de hani yani her konuda, çeşitli konularda bilgi sahibi olması gerektiği, yani o bilgileri küçümsememesi gerektiği ve her şey hakkında bilgi sahibi olması gerektiği. İşte sadece kamera kullanmayı, kurgu yapmayı bilerek. Hayır, o konuda pardon, ben yanlış anlamışım o zaman. Çok doğru söylüyorsun. Hani yani ben kamera aldım. Hayır, bayağı böyle bir şey yok. Bakın biz buna çok da kızıyoruz. Yani ben yani sadece ben değil hatta, yani buna diğer kanallardaki arkadaşlarım da, yönetici arkadaşlarım da aynı şekilde kızar. Adım gibi eminim. Onların adına da konuşabilirim buna. Kesinlikle yani bir kameraman, ben sadece kamerayı bilirim. İşte beyaz ayarını yaparım. İşte yok bilmem kaç Kelvin oradan onu bilirim. Onun da en iyisini bilirim. Benim için fark etmez. Sen muhabirle göreve gittiysen eğer, o yeri geldiğinde muhabir belki arkasını döndü, bir şeyi görmedi. Sen göreceksin onu. Ya da Cumhurbaşkanı konuşuyor. Sen kameran tripodta çekiyorsun sen. Sen işini yapıyor musun? Evet yapıyorsun. Ama oldu. Muhabire o arada ben telefon açtım bürodan mesela. Muhabire bir şey söylüyorum. Muhabir telefonla konuşurken duymadı. Kapattı. Sen muhabire diyeceksin. Ya bak burada böyle bir şey dedi. Sen o flaşı duydun mu? Sen telefonla konuşuyordun o arada. Yani bu bir ekip işi olduğu kadar herkes her şeyden sorumlu aslında. Onu da o zaman şöyle söyleyeyim. Ben mesela hayatımda en büyük yediğim fırça nedir biliyor musunuz? En büyük yediğim fırça. Tuncay Özkan şu an CHP milletvekilidir. Tanıyan arkadaşlar bilir belki. Ondan yedim bu fırçayı. Bülent Ecevit'in yine başbakanlığı döneminde. Bülent Ecevit'te ben özel röportaja gittim. Çok güzel, yani böyle işte siyaseti bırakmayı düşünüyor falan. Çok güzel bir sohbet ediyoruz. Ve şey, gözyaşı döktü. Ya ben işte şey diye sordum. Hani bundan sonra emeklilik hayalinizde ne var? İşte deniz kenarına mı yerleşeceksiniz? Bahçe mi ekeceksiniz? Torun mu bakacaksınız? Dediğim zaman gözü doldu rahmetlinin. Ve bir iki yaş damla aktı gözünden. Sonra neyse geldik büroda. Bu arada o dönemde SkyTürk'te Show TV ortak yayın yapıyorlardı. Yani ortak demeyeyim de aynı patronun, Mehmet Emin Karamehmet'in kanallarıydı o zaman. Bu özel röportaj olduğu için, yani başbakanın özel röportajı o dönemler çok önemliydi. Hala da önemlidir gerçi. Şimdi başbakan kalmadı da, yani Cumhurbaşkanı'nın özel röportaj gibi düşünebilirsiniz. Başbakanla yapılan bir özel röportajı sadece Show TV'de akşam 3 dakikalık haber olarak geçiştirmek yerine Sky'da da canlı yayında veriyorlardı. Canlı yayında Sky'da Bülent Ecevit'in ağladığı görüntü var. Fakat bizim aktüel kameraman arkadaş bunu çekememiş. Sonra ben geldim büroya, oturdum, haberi yazdım, ettim işte detaylar falan. Onlara hiç karışmıyorum zaten. Onlar artık kameramanın çektiği, montajcı bulacak onları. Ben neyse haberi yazdım, verdim, montaja gönderdim. Haber girdi. Girdikten sonra telefonumun çalması bir oldu. Yani haber bitmesiyle telefonumun çalması bir oldu. Yani hakikaten öyle böyle değil. Kıpkırmızı oldu suratım. İlk defa böyle bir fırça yiyorum ve ilk defa da çok sağlam bir fırça yiyorum.
Ama abi hede hödü kem küm falan yok, anlatamadım derdini. Dert ne biliyor musunuz? O Bülent Ecevit'in ağladığı görüntü yok. Ya bunun benimle bir ilgisi var mı? Ben muhabirim. Ben röportajı yapmışım. En iyi röportajı yapmışım. En güzel soruları sormuşum ki adamı ağlatmışım. Başbakanı ağlatmışım. Evet, çok güzel bir röportaj yapmışım değil mi? Bu benim başarımdır. Bu başarı karşılığında ben teşekkür beklerken fırça yiyorum. Niye? Kameraman o görüntüyü yakalayamadı diye. Aktüel kamerada yok. Aktüel kamerada olmadığı için, sadece canlı yayın kamerasında olduğu için montajcı da canlı yayın kamerasından almayı akıl edemiyor. Çünkü montajcı da bilmiyor ağladığını. Bilse belki diyecek ki, soruşturacak. Ya bu belki canlı yayında olabilir, şunu canlı yayından alayım diyecek. Ama yok, o da bilmiyor. Doğal olarak canlı yayında olan görüntü aktüel kamerada olmadığı için, yani kameraman çekemediği için, montajcı da canlı yayın kamerasındakini düşünüp de alamadığı için fırçasını ben yedim. Yani böyle bir hayat yok. Ben sadece haberimi yazar çeker giderim. Ben sadece görüntümü çekerim, akşam oldu mu hadi bana eyvallah. Ya da ben sadece haber müdürüyüm, sadece yazılan haberi okurum. Böyle değil yani. O yüzden tekniği de bileceksiniz. İşte montajı da bileceksiniz. Çünkü yeri gelecek mesela montajcıya bir şey oldu ama haber yetişmesi lazım. Haber dinamik dediğimiz şey o zaten. Yani saat 19'da o bülten girecek. 19'da o bülten girdiğinde girmeden önce bütün plan senin haberine göre yapılıyor. Yani biz o akış toplantısını bunun için yapıyoruz. Günde 21 tane haber, hangi haberin ne kadar süreyle gireceği, kimin yapacağı, nasıl yapacağı hepsi bellidir. Yani siz akşam saat 19'da oturup izlediğiniz her kanal için bu böyle. 19'da izlediğiniz ana haber bültenindeki her haberin hazırlığı ta sabah saatlerinde başlar. Saat 11'den itibaren başlar. Yani kim yapacak, kaç dakika yapacak, nasıl yapacak hepsi bellidir onların. O arada bir tane bir aksaklık yaşansa, işte kameramanın başına bir iş geldi. Ya da muhabir o an işte kavga ettin, küstü, hayata küstü, yazmadı, yazamadı. İstediğin gibi yazamadı. Ya da montajcı başına bir şey geldi, ne diyeceksin yani? Adam yemek yedi, midesini kötü hissetti, eve gitti. E ne yapacağım, montajı yapılmayacak mı? O haber girmeyecek mi? O haberin girmesi demek bültenin çökmesi demek. Çünkü 21 haber zaten belli. E doğal olarak sen gelecek, yeri gelecek belki muhabire diyeceksin ya şunun montajını sen kendin yap. Hani en azından yapabildiğin kadar yap. Yani böyle otur süsle demiyorum sana. Bir montajcı kadar montajı bilemezsin zaten. Ben de bilemem. Ama en azından kendini kurtaracak kadar. Ya ben mesela çekim de yaparım. Git göreve gittik diyelim muhabirle. Şey kameramanla. Kameramanın başına bir iş geldi, kendini kötü hissediyor. Alırım kamerayı, çekimimi yaparım. En kötü telefonumla çekerim yani, hiçbir şey yapamazsam. Yani o yüzden hani bu işte biz şey değiliz yani, bu belki dediğiniz Avrupa'da falan olabilir de CNN International falan değiliz yani Türkiye'de. Öyle bir dünya yok. Yani ben sadece sesçiyim, sesçilik yaparım. Ben sadece resim seçerim, resim seçiciyim çünkü. Ben sadece muhabirim, haberimi yazarım, hadi oradan evime giderim. Böyle bir hayat yok. Avrupa'da çok şaşırmıştım mesela ben. Akşama kadar biz şeyde yine başbakanlık muhabirliği yaptığım dönemlerde. Avrupa'da değil, affedersiniz, Amerika'da ya ve Beyaz Saray'da oldu, Washington'da. Beyaz Saray muhabirleriyle oturduk işte. Sonrasında liderlerin görüşmesi var. O zaman Tayyip Erdoğan'la oğul olan Bush görüşecekler. O görüşme sonra Tayyip Erdoğan da ilk zamanları başbakanlığında. O görüşmeyi takip edeceğiz işte. Oturduk böyle şeylerle, muhabirlerle sohbet ederken bir anda gittiler. Ne olduğunu anlamadık biz, ya nereye gidiyor bunlar falan diye. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın, memnun olduk tanıştığımızda falan filan dediler, gittiler. Onlar gitti, başka bir ekip geldi. Yani düşünün ki CNN International, CNBC bilmem ne falan, bütün kanallar orada. O kanalların saat 18'de değil mi mesaileri bitiyor. 18'de 18'e 3 kala 5 kala çıktılar, yola gidiyorlar. Saat 18'e 3 kala 5 kala diğer ekip geliyor. Ekip değişiyorlar yani. Bizde böyle bir hayat yok ki. Sabah saat 10'da göreve gidersin, gece 3'te mi dönersin? Akşam 10'da mı dönersin? Sabaha kadar orada mı kalırsın? Ya bizde maalesef böyle. Hani öyle Avrupa'daki gibi ya da Amerika'daki gibi böyle profesyonel bir hayat yok. Ya da mesela sesçisi bir muhabiri gelir. Muhabir ayrıdır. Sesçi ayrıdır. Böyle bum mikrofonları vardır onların, ellerinde çubuklarla bum mikrofonu tutarlar. Sesçisi ayrıdır. Kameramanı ayrıdır. Kameramanın bir de stajyeri vardır. Tripod taşır sadece. Tripod ve çantayı taşır ayrıdır. Bir de bütün bunlara ek olarak yayın yapacak kişi ayrıdır. Yani muhabir aynı zamanda yayın yapmaz orada kolay kolay. Yani çok böyle hani senior muhabir dedikleri, işte bu Orta Doğu'ya falan gönderdikleri muhabirler var. Onlar sadece aynı anda yayın yaparlar. Hem muhabirlik hem yayın. Ama orada herhangi bir işte Beyaz Saray'ı izleyen bir muhabir mesela aynı zamanda yayın yapmaz. Beyaz Saray'da yayın yapacak isimleri ayrıdır. Yani bir göreve 5 kişi gider onlar. Hadi bir de ulaştırmalarını ekleyin 6 kişi diyeyim. Bizde sadece 3 kişi, yarı yarıya. O yüzden çok haklısın Sevda Hocam, onu ben yanlış anlamışım. Salim Bey, çok teşekkür ediyoruz.
Yani benim araya girdiğim kısa zamanları saymazsak neredeyse 2 saattir non-stop konuşuyorsunuz. Sizi çok da fazla yormak istemiyoruz. Yoksa bize kalsa hani soracağımız sorular da bitmez. Saatlerce de konuşabiliriz. Çok keyifli. Olmazsa ben de saatlerce konuşayım derdim ama 5 dakika sonra maçımız varmış. İyi denk getirmişiz. Evet, o zaman çok iyi denk getirmişiz. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz size. Umarım işe yaramıştır arkadaşlar. Bilmiyorum hani ne kadar faydası olur ama çok konuşulacak şey var gerçekten. Evet, ben öğrencilerimiz için çok faydalı ve çok böyle nokta atışı şeyler söylediğinizi düşünüyorum açıkçası. Çok tamam. Fazla işlerine yarayacak şeyler söylediğinizi düşünüyorum. Umarız sonraki daha normal zamanlarımızda sizi üniversitemizde de Yozgat'ta da ağırlamayı çok isteriz. Yalnız bitirmeden önce çok başarılı bir öğrencimiz var, Turabi Küçük. Onun bir sorusu var. Onu da iletmeden kapatmak istemiyorum. Kendisi 57 yaşında. Hani sonradan sınava girerek bizim bölümümüze geldi. Gazetecilik bölümüne. Gazetecilik yapmayı çok istiyorum ama yaşımdan dolayı da gerçekçi de olmak zorundayım. Şansım olur mu? Salim Bey'e sorar mısınız lütfen? Çok kısa şöyle bir anımı anlatayım yine. Yine Amerika'da geçen bir anı. NBC'nin Amerika'da 3 tane genel yayın yönetmeni vardı o zaman. Şimdi kaç tane bilmiyorum. Belki bölmüşlerdir. Yani Washington'daki bölüm ayrı. İşte bir tane Los Angeles'ta var. Yine ayrı bir birimleri. Oranın genel yayın yönetmeni ayrı. Bir de Batı'da yanılmıyorsam tam hatırlamıyorum şimdi ama Oregon taraflarında, Portland taraflarında bir başka genel yayın yönetmeni. Yani 3 tane o zaman Amerika'yı 3'e bölmüşler. Biz onlardan bir tanesiydi. Yani Washington'daki genel yayın Washington diyorum affedersiniz. New York'taki. New York genel yayın yönetmen yardımcısıyla beraber tanıştıracaklar biz o zaman. Mehmet Öz vardır. Tanırsınız muhtemelen. Bu kalp cerrahı. Ünlü kalp cerrahı. Türk. O zamanlar daha bu kadar meşhur değil. Onunla biz Amerika'da bir haber yapmıştık. O dedi ya böyle böyle dedi. NBC'nin genel yayın yönetmeni yardımcılarından biri benim arkadaşım. İstiyorsanız tanıştırırım sizi dedi. O zaman biz 2 ekip gitmiştik Türkiye'den. Ben o zaman Show TV'deydim. ATV'den de az önce bahsettiğim arkadaş vardı ya, Umut Yertutan. O vardı. Olur dedik, çok sevindik, tanışalım falan dedik. Gittik. Umut benden 2 yaş büyüktür bu arada. Oturduk bir lokantada yemek yiyoruz. Sohbet konu konuyu açtı falan. Hani bize ne iş yapıyorsunuz diye sordu. Muhabiriz dedik biz de, işte televizyoncuyuz, muhabiriz. Muhabir mi dedi. Evet dedik. Sonra Mehmet Öz'e döndü. Muhabir olduklarını mı söylüyorlar diye. Yani bizim söylediğimize inanmıyor. Hani yabancı dilimiz yetersiz falan diye düşündü herhalde. İnanamadı. Mehmet Öz'e soruyor. Ya gerçekten mi muhabirler gibi? Hani onlar da çünkü biz o yaşlarda muhabir değil de bizdeki neye karşılık gelir bu? Bizde tam karşılığı da yok açıkçası da. Hani muhabir yardımcısı gibi bir şey belki denilebilir. Öyle bir muhabir yardımcısı yaşındayız o zaman onlar için. Yani bu bahsettiğim benim daha 25'li yaşlarım falan herhalde. 25-27 aralığı o civarlar olması lazım. Yani 27 yaşındaysam eğer ya da hadi 30 diyelim fark etmez. 30 yaşındaki bir adamın muhabir olabileceğini düşünmüyor, inanmıyor. En son biz basın kartımızı gösterdik. Daha büyük şoku nerede yaşadı biliyor musunuz? Başbakanlık kartımızı gösterdik. Yani siz dedi şimdi bizim Türkiye Amerika'daki de Beyaz Saray muhabirleriyle eş değer misiniz dedi. Yani Türkiye'ye göre evet biz de başbakanlık muhabiriyiz yani. Bizim de bir hani şeyimiz var, başbakanlığımız var. Sizin de Beyaz Saray'ınız var. Beyaz Saray muhabiri, başbakanlık muhabiri. Evet dedi yani eş sayılırız hani. Adam inanamadı. Şok üstüne şok yaşadı yani böyle. Çünkü o yaşta birisi Amerika'da öyle bir şey yok yani. Öyle bir hayat yok. Muhabir olabilmeniz için zaten benim mesela şu an 45 yaşındayım. Belki benim ancak muhabirlik çağım orada daha yeni geldi. 45'e kadar ama işte belki muhabir yardımcısı diyebileceğimiz onlarda başka bir isim de geçen ama bizde tam karşılığı olmayan bir sistemle gidiyor iş. Yani az önce saydım ya 5 kişi geliyor, 6 kişi geliyorlar diye. Onlardan birisi mesela muhabirin yanında yardımcı olarak gelmiş. Yani haber toplamak için gelmiş. O yüzden hani o sistem Türkiye'de olmadı maalesef. Olamaz da sanmıyorum. Bizde çünkü hemen işi bilen birini bulduktan sonra 10 sene 15 sene tamam bundan iş var alalım bunu masaya diyorlar. Maalesef benim için de öyle oldu işte. Hani ben belki en verimli çağlarımda masada geçirdim. Oysa benim muhabirlik yapmam gerekiyordu ki parlamentoyu en iyi bildiğim zamanlardı. Bakın şimdi parlamentoya adam bulamıyorsunuz mesela kolay kolay. O gönderiyorsunuz, ona laf ediyorsunuz, buna laf ediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Yaşı yok kesinlikle yani 50 yaşında da 55 yaşında da muhabirlik yapılabilir yani bu işin hani siz kendinizde şimdi doğrudan
siyaset izletmezler size. Neden? Çünkü basın kartınız olmayacak ilk işe başladığınız zaman. Çünkü ilk işe başladığınız zaman belirli sürelere tabiiz ya basın kartı alabilmek için. O basın kartı süresini doldurmanız gerekiyor. Sonra o basın kartı süresi dolduktan sonra mesela meclisi izleyecekseniz, parlamentoyu izleyecekseniz en az 5 yıl basın kartı taşımanız gerekiyor. Bunların da hepsi bir zaman alıyor. Bir de ilk işe başlar başlamaz çoğu kurum hemen 212 yapmıyor. Bir süre bir 2 sene falan deniyor. Yani 2 sene oradan diyeyim, 1 sene bekleme süresi diyeyim 3 sene. 5 senede parlamento muhabirliği için geçmesi süre, gereken süre değil 8 sene. 8 sene boyunca yani 55 yaşında işe başlamış olsanız 63 yaşındayken ancak siyaseti izleyebilirsiniz. Ama siz 55 yaşında işe başladığınızda başlayabilirsiniz. 55 yaşında işe başladığınızda muhtemelen polis adliye muhabirliği ya da işte sokak muhabirliği yapmak zorunda kalacaksınız. Sokak muhabirliği size ağır gelmeyecekse bizim için sorun değil. Yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey düşünün. Tam tersini yani eğer hani bazılarının aklından şöyle bir şey geçiyorsa diye söylüyorum. Ya bu yaşta muhabir mi olur diye geçiyorsa tam tersine seyirci olarak düşünelim. Her şeyi bir kenara bırakalım. Seyirci olarak düşünelim. Herhangi bir yerde bir atıyorum işte yangın çıktı. Yangında Turabi Bey'di değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, evet. Turabi Bey yayın yapıyor. Hemen yanında da benim işte 22 yaşındaki muhabirim yayın yapıyor. Seyirci ise birlikte. Turabi Bey Kanal D'de 55 yaşında muhabir yayını yapıyor. ATV'de de 22 yaşında tıfıl bir delikanlı ya da genç kız fark etmez yayın yapıyor. Hangisini daha ciddiye alırız? Ben olsam 55 yaşındakini dinlerim. Ya evet. Adam bak gelmiş bu yaşa ne kadar çok şey yaşanmışlığı vardır. Dur bakayım ne diyecek diye onu dinlerim yani. Hani öbürü daha gencecik. Ne anlatacak diye düşünürsün değil mi mesela? Yani Kural Bey tam tersi olabilir. Düşündüğünüzün tam tersi olabilir. Aksine yani siz kendinizin sokakta haber kovalayabileceğinizi düşünüyorsanız az önce söylediğim gerekçelerle yani siyaseti kolay kolay ilk başta takip edemeyeceğiniz için sokakta haber takip edebileceğinizi düşünüyorsanız bizim için zaten sakıncası yok. Bence seyirci için de aksine avantaj bile olabilir. Harika. Bu güzel Turabi Bey'e bu güzel haberi vererek de yayınımızı sonlandırmış olduk. Selamlar olsun. Ben kefilim kendisine çok başarılı olacağını inanıyorum. O zaman mezun olduğunda sizin yanınıza gelebilir mesela. Büyük, her zaman bekleriz tabii ki. Keşke imkanımız olsa herkesi işe alabilsek ama. Evet. Yani şöyle bizler gittikçe işte bizlerden sonra gelecek olanlar hakikaten ben yani arkadaşları çok korkutmak istemiyorum ama bir şekilde biz bugün bizle birlikte çalışan diğer arkadaşlarımız yer edindik bu piyasada ama maalesef gerçekten çok dar bir piyasa. O yüzden lütfen elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışın ki şu daracık piyasaya dışarıdan girmeye çalışın. Çünkü bizlerden sonra kalacak olanlar yine şu an piyasada olanlar. Onların boşalttığı yerlere bari girebilin. Hani bu siz girdikten sonra sizin için de aynı şey olacak. Yani siz bir yerde işe başlayacaksınız, 3 yıl orada çalışıp sonra başka bir kanala geçeceksiniz, 3 yıl orada çalışacak, belki gazeteye geçeceksiniz falan. Yani sizin de başınıza aynı şey gelecek piyasaya girdikten sonra. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, size söz verdiğimizden biraz daha aştık süreyi. Sizi biraz yorduk. Ya ama çok uzattım, kusura bakmayın. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Çok samimiyetle ve çok iyi niyetle söylediğiniz her şeyi öğrenci arkadaşlarımızın da oldukça faydalandığını düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Olmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. You are currently the only person in this conference.